Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Gelecek bize jet sosyete, hayallerden gelecek jet sosyete. Yedi düğmeli emrimizde jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok aşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yedi düğmel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yedi düğmel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Yemek Dizi Yarışması'na katılacaksın. Evet. Ben de ilk duyduğumda inanamadım vallahi yani. Yani sen bizzat iyi. Yok canım, uydu aracılığıyla katılacağım. Tabii ki ben katılacağım Zahide. Ne var? Allah Allah. Bu böyle elit ve veya tanınmış insanların katıldığı özel bir yemekteyiz bölümü. Tony organize etti. Ayol ben de elitim. Üstelik de yemek yapmasını da biliyorum. Niye ben katılmıyorum? Şimdi hayatım nasıl söylesem, benim böyle bir ekran ışığım var. Sen ne bileyim böyle biraz böyle kapançsın. Ne? Kapanç. Gizem abla ne zamandı yarışma? Canım bugün başlıyor. İlk gün ilk yarışmacı da benim. Oh. Hemen. Aman Gizemciğim ya, 3-4 ay bir yemek kursuna falan gitseydin bari. Aman yemek kimin umurunda be Cengiz? Mühim olan benim ekranlardaki o görünürlüğüm. Bak yaz geldi, yaz dizileri başlıyor. Yarışmalar başlıyor, belli mi olur? Önemli olan benim ekrandaki o ihtişamımı yansıtmam, o ekranı doldurduğumun herkes tarafından görülmesi. Gerçi o kadar zayıfladım, o kadar da inceldim ki ekranı da çok dolduramayacağım ama bilmiyorum. Valla o kadar tatlı oldum ki eski mankenlik günlerime bile geri dönebilirim diye düşünüyorum. Ay dön kızım, dön. Sen eski hayatına dön, ne sevinirim. Anne. Zahideciğim bir şey soracağım. 1-2 saat sonra buraya çekim ekibi gelecek. Kalabalık şu, bu. Sen ne yapacaksın o arada? Ayol sen beni evimden mi kovuyorsun? Ay estağfurullah şükürüm. Aa olur mu? Biraz böyle ufak tefeksin ya. Hani böyle birisi çırt diye üzerine basar filan o arbede dedi ya. Ondan korkuyorum. Ay çok gülüyorum kendime. Neyse afiyet olsun, ben gidiyorum, dinliyorum. Hadsiz. Lafıra bilmez. Yok baba, anne şaka yapıyor ya. Ayol bunun yemek programında ne işi var? Nasıl yapacak? Ancak eski bir ev kadını becerebilir onu. Hı. Ne saygı kaldı, ne liyakat. Hadi bari. Baba, çıkmadan para versene. Enişte bana da borç versene, deftere yazarsın. Oğlum, ansiklopedi oldu o defter. Fasikül fasikül borcun var lan bana. Cengiz Bey arıyor. Efendim Cengiz Bey. Çıkıyorum efendim. Yok yok, geç kalmam. Geç kalmam efendim. Geliyorum, orada görüşmek üzere. Gitti be. Vallahi gitti be. Sabah 9'da akşam 6 kole gibi çalışıyorum ya. Yine de ay sorunu getiremiyorum. Dolapla ilgili gibi hayat. Bak, öyle deme Yaşar'cığım ama ya. Bırak Safiye ya. Robot gibi. Evet efendim, sepet efendim. Ondan sonra git çalış 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 çalış. Gel eve, ondan sonra gün paraları bunlara. Ondan sonra git yine çalış 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 çalış. Bu sabit gelirli insanın dramı bu. Sabit gelirli insanın dramı ben miyim? Bu kim ya?
Alo. Yaşar Yüksel'le görüşebilir miyim? Benim. Bir karışıklık olmaması adına tekstilci Yaşar Yüksel Bey değil mi? Evet. Özpamuk Tekstil'in CEO'su. Buyurun. Efendim ben avukat Semih. Size üzücü bir haber vereceğim ama maalesef İrfan Kaya Bey'i kaybettik. İrfan Bey mi? Soyadını tam şey yapamadım ama tekstilden İrfan abi mi? Evet evet, tekstilci İrfan Bey. Bir süreden beri rahatsızdı. Maalesef dün kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm. Yıllardır görüşemiyorduk ama çok sevdiğim bir abimdi. Bugün cenazeye gelebilirseniz sizinle tanışmak istiyoruz Yaşar Bey. Cenazeye gelirim de tanışma derken? İrfan Bey sizden çok bahsetmişti. Bir haftadan beri ben sizi arıyorum. Niye? Son günlerde bir ihtiyacım vardı İrfan abinin, yazık. Ay yok, bir miras konusu vardı. Miras mı? Evet, İrfan Bey'in resmi mirasçısı yok. Dolayısıyla hastalığı döneminde kendi el yazısıyla bir vasiyet yazıp bana bıraktı. Konu o. Vasiyette ne yazıyor ki? Ben cenazeyle ilgili detayları size mesaj atacağım. Sonra İrfan Bey'in evinde oturup konuşuruz. Tabii efendim, oldu. Oldu bir gün, tamam. Yaşar, ne vasiyeti? Ya benim yıllar önce birlikte çalıştığım atölye şefi bir İrfan abim vardı da. O rahmetli olmuş. Avukat arıyor, miras falan bir şeydi de ama. Büyük miras kalmış olmasa enişte? Yok be oğlum. Gariban bir insandı. Ama 10 yıldır görmüyorum, bilemem tabii. Angarya kokusu geliyor Yaşar. Köyde torunun vardı, onu Yaşar okusun. Yok bilmem kime borcun vardı, onu Yaşar ödesen. Bence gitme. Torununu okutamayan avukat olması düşük ihtimal. Angarya değil, para kokusu geliyor. Nilayda. Telefonda sesin öyle bir panikli geldi ki. Sokakta saldırıya uğradım filan sandım. Yok Bebse, ama derdim o kadar büyük ve acil ki. Bu hafta dünya sarımsak günü varmış. Be, herkes çok kokacak. Onun paniği mi bu? Hayır hayatım. Bu Yemekteyiz programında Onur Büyüktopçu var ya, o benim arkadaşım. Bu haftaya özel bir Yemekteyiz yapalım Tony'cim dedi. Sadece sarımsak üzerine. Sarımsaktan kop İlayda'cığım, beni dinle. Dedi ki senin çevrenden insanlar, sosyetikler, sanatçılar yarışsın. Ben de katılacağım. Gizem de var. O da Mehmet Baygın'ı ayarladım falan dedi. Sen de olur musun? Ne olur ol. Hayır mı diyecek? Hayır deme. Bir dakika. Hayır diyeceksen ben seni duymuyorum çünkü. Sen de geliyorsun. Gel. Bir dakika. Hayır, duymuyorum. Bir dakika. Hayır, bir sakin. Olur. Ne? Katılırım. Bugün başlıyoruz ama. Olur. 5 gün üst üste. Şaka mı? Vallahi mı? Of! Katılmamı istiyor musun, istemiyor musun? Biraz daha kanırtırsan hayır diyeceğim bak. Ne bileyim İlaydacığım. Nazlı son anda ekti. Pis kurtçuk. El elde baş başta kaldım. Sen de sevmezsin böyle şeyleri. Bir şansımı deneyeyim dedim. Sevmem tabii. Ne işim var? Ama biz İlay olarak bir pastane zinciri kuruyoruz. Hadi be! Hiç haberim yok. Nişantaşı'nda tek dükkan olarak başlıyoruz. 6 ayda 6 şubeye falan çıkacağız bakalım. Çok iyi tanıtım olur. Ay, televizyon reklamının 1 saniyesi kaç haberin var mı? Çıkar pastanedeki bütün hamur işlerini yaparsın hayatım. Ay Allah'ım, senin yüzüme güldün. Yalnız bana bak. Öyle kaliteli bir grup olsun. Sen okey. Mehmet Baygın iyi, ünlü oyuncu. Başka? Gizem dedim işte. Ay, iyi oluversin bakalım. Yani öldürmez de güldürmez de. Aa, Gizem seyirciyi güldürür. Mizah öğesi olur. O canım arkadaşım, can. Bak ben dedikoduyu hiç sevmem. Aman boş ver. Öyle beceriksizler olsun ki benim pastalarım daha ön plana çıksın. Şimdi sen, ben, beşinci kim? Şimdi şöyle, yapım dedi ki bu kadar elit insan arasında bir de halktan bir yarışmacı olsun. Gastronomi öğrencisi falan gibi mi? Değil maalesef. Kim? Şimdi söylediğimde vazgeçersen kendimi keserim. Veya çocuğumu keserim. Çocuğun yok. Kedimi keserim. Üf Tony, çıkar ağzındaki baklayı. Beşinci yarışmacı kim? Şey, bu gelinimi yerim yarışmasındaki Şenur Kaynana vardı ya. Hayır. Yapım onun reytingi var. Bu kadar sosyetik insanın arasında çok komik olur dedi. Hayır, hayır. Söz verdin. Bir pastane zinciri için değmez. Kedimi keserim. Uf, da ne sus. Kedini de seviyorum, kahretsin.
Mia mıydı, Mia mıydı? Neydi o? İyi, tamam, peki. Ay, inanamıyorum ya. Beş benzemez. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu kara lahana sarma iş mi sen mi yaptın? He, ben yapıverdim onu. Öyle habersiz memlekete çıktım ya. Bir haftada görüşemedik diye ben ettim onu sen. Oy, vallahi ben de cennete gittim geldim ha. Bu ne peki bu, he? Bunu da mı sen yaptın güzel kızım? He, o Laz Berel'dir. Gözüm kapalı yaparım ben onu ya. Ben de çok gözü açık bir tipimdir ha. Vallahi aklıma bir fikir geldi. Aklıma bir fikir geldi. Hayırdır? Bunları hakikat sen mi yaptın şimdi? Kendin mi yaptın? Kur'an çarpsın de. Ya Kur'an çarpsın ya. Zaten ben bu diziye curduğum günden beri iyi yemek yaptığımı kanıtlamaya çalışıyorum. Ama şansım yaver gitme. Her şey kismet. Demek ki ondan. Şeyi konuşacaktım sizden Şanur teyze. Ya. Hele o bir dursun da Gül Gonca'm bak şimdi. Ben bu hafta Yemekteyiz'e katılacağım. Televizyondaki. Aa, he maşallah ya. Kesin misir etmeyeceksin inşallah. İşte mevzu bu. Acaba diyorum yemeklere bir el mi atsan kuzeyin kızı? Aa, ama benim bildiğim oraya herkes kendi yemeğini kendi yapıyor. Yani kural öyle ama. Aman kurallar çiğnenmek içindir Karadeniz fırtınası. Ama kız kardeşlerine falan demeyesin ha. Biz kendi aramızda hallederik he. Ama ne bileyim kamera var bir şey var. Nasıl olacak? Yahu çözerik. El çabukluğu marifet. Zimzalabim. Abrakadabra. Sen yine böyle kolyeler, bilezikler, şangır şungur mu çıkacaksın sokağa? Kime ne zararın var babaanne? Oğlum, neredeyse 35 yaşına geldin. Seni şöyle bir gün efendi gibi takım elbise, kravatla görmeyecek miyiz? Olur olur babaanne. 35'e geleyim o da olur. Cengiz, sporlar, diyetler ne oldu bıraktın mı? Yoo. Yarım ekmek yedin de kahvaltıda. Aa, ne alakası var anne ya? İki dilim ekmek yedim ya. Üçüncüsünde ucuna şuradan biraz fındık ezmesi sürdüm ya. Ayrıca ben niye hesap veriyorum ya? Hayır yani bu Gizem kim oluyor da Yemekteyiz programına katılıyor? Her gün gideceğim çekimlere. O zırta boza akıl vereceğim. Aile faciası is loading. Ben en iyisi işe kaçayım ya. Ben nereye kaçayım? Nereye kaçayım baba? Anneciğim bir şey söyleyeceğim ya. Hı. Sen acaba gündüzleri kendin için bir meşgale mi bulsan? Evet, evde sıkılıyorsun. Size fazlalık mı oluyorum oğlum? Hayır anneciğim, ne alakası var ya? Sen çok genç bir kadınsın yani. Enerjin yüksek, onu konuşuyoruz ya. Aşırı aktif bir metabolizmam var. Yani o potansiyel enerjini bir yere akıtman lazım. Öbür türlü içinde patlıyor. Dekatlon mu yapayım, ne yapayım? Aa, bizim sitede resim kursu açıldı. Ona git. Ama yok, beceremem ben onu be. Ozan, ne kursu o? Günde 5 saat baba. Anne, senin şu dünyada beceremeyeceğin şey var mı be? Sen o kursun tozunu attırırsın vallahi. Ne resmi ayol? Ben haddimi bilirim. Öyle her şey burnumu sokmam. Ya, bir makarna yapamayan Gizem abla Yemekteyiz'e katılıyor be. Sen resim yapamam mı diyorsun? Gizem yarın da o kursa gidip tutup resim sergisi açarsa, o resim sergisini gezerken hiç ağlama anne, hiç ağlama. Bizim sitede miydi kurs? Hemen şurada ya. Yani ne bileyim ben bu yaştan sonra. Babaanne, Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. İşte gençmiş, onu diyorum ya. He, yani ne yaşlarda neler yapılıyor yani ona örnek verdim. Gidip yazdıralım mı seni kursa? Allah'ım. Allah'ım daha menü bile düşüremedim. Sağ ol Gizem'im, çok sağ ol. Sonunda gerçek yeteneğimi 85 milyon görecek. Hani bu özel bir programda sadece tanınmış insanlar falan katılacaktı? Gizem Mehmet Baygın'ı ayarlayacağım diye söz vermiş. Ama adam bir haftadır bunun telefonlarını açmamış. Oradan da hemen sana mı düşmüş?
Seni bir düşürürüm Melike. O ağzını burnunu kırarsın ha. Ben o manada değil de. Çağla şikayeti aramış. Ama Çağla da meşgule almış. Yani sonuçta tanıdığı bütün ünlüler ya açmamış ya hayır demiş. Gizem sanat dünyasında bizim evde olduğu kadar popüler değil ha. Sen şimdi o kadar tanınmış insanın içinde tek başına mı kalacaksın? Keşke. Maalesef. Şener abla da geliyormuş. Saçmalama! Beni arayıp ikinci bileziği geri istediğini size söylemiştim değil mi? Evet, bir haftadır anlatıyorsun Yıldız. Çok kuruldum ama. Yani babam bırak gelip kendi alsın dedi ama benim gidip o bileziği böyle onun ağzına sokasın mı? Hayır Yıldız. Muhatap olma kızım. Ne konuştuk? Muhatabımız Talip. Ama madem rakibim, o mercimek ve kısırdan başka hiçbir şey pişiremeyen kabiliyetsizi nasıl ezeceğim, nasıl gömeceğim sen gör. Edirne'den Kars'a kadar herkesten mal olduğunu anlayacak. Sen dur, bana bırakın. Şimdi Onur Bey, buradaki ışık nasıl? Çünkü yani buradaki ışık kötüyse ben başka bir yerde de yapabilirim yemeği. Yok yalnız orada ocak olmadığı için şurada isterseniz durun. Ama ne detaylara takılıyorsunuz, ocak olur olmaz, boş ver. Bu bir sonuçta show programı. Değil mi yani? Bence çok önemli değil. Ama şunu söylemek zorundayım, gerçekten harika bir ekran yüzüsünüz. En az benim kadar. Ha, şimdi hanımefendiciğim, makarna sosunu hazır almışsınız. Evet. Böyle siz her şeyi hazır mı kullanacaksınız? Hayır, ben makarnayı sıfırdan yapıyorum. Sıfırdan yaptım deyince hamur açtınız zannedilecek. Yo, ben zaten hamura karşıyım. Şahsen ben un yemiyorum. Ama makarna yapıyorsunuz. Ben yemeyeceğim ki. Neyse, şimdi mantarı marketten almadınız değil mi? Hayır. Mantar çorbası yapacaksınız. Neyle yapacaksınız? Evde mantar falan mı var? Hayır, evde mantar yok. Evde şu var. Ay, o da hazır çorba yani, öyle mi? Yok, bir dakika. Benim kendi sırrım var mantar çorbası konusunda. İçine krema katacağım. Krema da paketten. Of. Ay beyefendi, ben ne yapayım? Mandıra mı açayım? Orada inekleri sığıp sütten böyle yayıkta krema mı elde edeyim? Ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz benden? Ben anlamadım. Siz niye bana karşı böyle ön yargılısınız? Biraz öyle başladınız. Neden? Korkunuz nedir sizin? Tahtınızı ben kaparım diye mi korkuyorsunuz biraz? Ben öyle bir şeyler hissediyorum çünkü şu an. Korktunuz mu Onur Bey? Ha, aklım çıktı. Neyse. Hanımefendiciğim, bu tatlınız herhalde Hindistan cevizli puding olacakmış değil mi? Peki siz bunu Hindistan cevizli yağ falan mı kullanacaksınız içine? Hayır, şunu kullanacağım. Hemen sizi gösteriyorum. Gizli formülümü. Çok gizli değil. Bunu kullanacağım puding. Hazır puding. Ay hazır puding. Ay gözlerini böyle kocaman mavi aça aça. Hazır puding. Evet hazır puding. Pudingi de mi kendim yapayım? Şekeri de şeker kamışından kendim mi üreteyim? Ne istiyorsunuz? Tarihi bir yemekteyiz programı bu. Kaçıncı yüzyıldayız ya? İlk yemekteyiz programı bu. Ne bu? İlk yemekteyiz o da kadarmış biliyor musunuz? Hasbinallah. Espriyi de anlamadım. İlk bilgisayar oda kadarmış vardır ya, oradan ilk yemekteyiz oda kadarmış. Fıs. Yok. İlk yemekteyiz diyorum, oda kadarmış. Anladım. Anladın mı? Of. Gülmüyor ki hiç. Mantar çorbası, Napolitan soslu spagetti, avokadolu salata, içli köfte, Hindistan cevizli puding. Ben bütün bunlar konusunda Gizem arkadaşıma çok güveniyorum. Bir bu içli köfteyi bilemedim. Başka atası olabilir mi? Ama çok güveniyorum. İçli köfte yapacak. Başka bir şeyle karıştırıyor olabilir mi acaba? Çünkü onun kafa biraz içsiz. Ay. Hani böyle tın tın. Ama çok sevdiğim bizim çevrenin sımsıcacık bir simasıdır. Çok hoş bir menü canım arkadaşım. Zaten bu özel yarışmadaki esas amaç zarafet, görgü, dostluk gösterisi ve Dünya Sarımsak Günü'nün kutlanması. İşi köfteyi yapabilirse şu porselen dişimi kırarım o ayrı.
Mantar yemem. Napolitan ne bilmiyorum zaten. Avokado bildiğim kadarıyla bir meyve. Hindistan cevizi. Buraya böyle Survivor'ın kanalı TV8 diye sempatik görünmek amacıyla koymuş. Bence tribünlere oynuyor. Bence diskalifiye. Buyurun Yaşar Bey. Kusura bakmayın. Bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii. İsterseniz yan salona buyurun. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Kimse de ağlamıyor. Gördüğüm en mutlu cenaze evi. Evet Yaşar Bey. Çünkü genellikle komşular ve çalışanlar. İrfan Bey'in bir akrabası, kardeşi, eşi veya bir çocuğu yoktu. Öyle mi? Yazık. İyi bir insandı. Ama güzel varmış kendine. Demek ki sonradan para biriktirdi. İrfan Bey'in küçük ölçekli bir tekstil şirketi de var. Vay İrfan abi vallahi helal olsun. Almış yürümüş be. Biz tabii yıllardır haberleşmediğimiz için. Yaşar Bey, az sonra anlatacaklarım için sizden bir kimlik görebilir miyim? Tabii tabii. Şöyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir de çalıştığınız tekstil firmasına ait bir belge var mıydı? Giriş kartım var. Şöyle Yaşar Yüksel, CEO olarak. İsterseniz santral arayıp sorabilirsiniz yani. Teşekkür ederim. İrfan Bey'in bahsettiği kişi sizsiniz. Şimdi İrfan Bey yalnız bir insan. İşte yalnız kalmayacaksın anam. Yalnızlık insanı hasta ediyor. Hayattaki en yakın ve en eski dostu sizmişsiniz. Bir hafta evvel bana bundan bahsetti. Hatta meslek hayatında en güvendiği ve tahtını bırakabileceği adam sizmişsiniz. Sağ olsun. Sağ olamaz da artık yani. Vallahi Yaşar Bey, size ulaşana kadar 10 farklı Yaşar Yüksel'le görüştüm. Ama sonunda sizi buldum. Avukat Bey, konu nedir? Benden bir ara bir borç almıştı. Onu mu şey yapacaksınız acaba? Yok yok, hayır hayır. Şimdi İrfan Bey el yazısıyla yazıp bana imzalayıp bıraktığı vasiyetnamesinde bu şirketi, artı evi ve tüm mal varlığını size bıraktı. Hemen söyleyelim. Ben işlemlere bir an evvel başlayıp görevimi yapmak istiyorum. Sizce de bir mahsuru yoksa? Pardon. Bu bahsettiğiniz tam şey varlık. Ne kadar acaba tam olarak? Neden bahsediyoruz? Vallahi Yaşar Bey, ekspertiz yaptırmak lazım ama 3 milyon dolar civarında filan. Aman Yaşar Bey! Ne yapıyorsunuz? Su var mı su? Tabii hemen söyleyelim. Lütfen su verebilir misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Misafirlerimizin kalanı geldi, pardon. Ben buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz canım. Buyurun, buyurun. Şeref verdiniz. Gizemciğim, bu ne şıklık? Ay yok canım, ben servis yapacağım diye öyle sade giyindim bugün. Mehmet Baygın Bey nerede? Mehmet Baygın taze bitti. Nasıl yani?
Şöyle ben Mehmet'i aradım. Birkaç defa Mehmet benim telefonlarımı açmadı. Ben de hemen Safiye'yi angaje ettim. Gizemciğim, ikna ederim, olmadı eşdeğer birini ayarlarım demiştin. Evet. Eşdeğer deyince hani insanın aklına böyle çalışken falan gibi hani. Hayır efendim, ne münasebet. Safiye onlara eşdeğer değil. Benim gözümde çok daha değerli bir insan. Mersi Gizemciğim. Ayrıca da öyle bir yemek yapar ki hepimizi döver. Bak ben sana söyleyeyim, bomba gibidir ha. Onu programın sonunda göreceğiz. Bu şekilde manipülasyon yapılmasın lütfen. Her neyse, Onurcuğum da burada. Biz çok tatlı bir grubuz ve bütün ülkeye bir görgü ve zarafet örneği olmalıyız. En azından dördümüz. Kime taş attınız siz, Safiye Hanım? Yo, ben taş atmam, altın atarım. O kadar yüce gönüllü biriyim ki. Böyle kafamı kızdıran falan olursa altın bilezik atarım. Çünkü paraya pula değer vermem. Altın günü teması falan mı yapıyoruz? Ya çok özür dilerim de ben konuyu anlamadım. İsterseniz artık şu yemekleri tassak diyorum. Ay evet, gerçekten. İnşallah aç gelmişsinizdir. Çünkü o kadar uğraştım ki arkadaşlar. Bir tek içli köftemi yetiştiremedim vakit açısından. Yani kapı çaldığında daha kitaptan tarifine bakıyordunuz, değil mi? Aa, ben şok. O da nazar boncuğun olsun Gizemciğim. Evet, bence de o da nazar boncuğumuz olsun. Efendim, hazırsanız buyurun. Şölen başlasın. Vallahi bayağı zevkliymiş. Bir sürü de arkadaş edindin. Aman yok be. Hepsi yaşlı insanlar, 50-55 yaşında. Sen sanki ergensin de. Neyse, boş ver şimdi. Ne yaptın? Göster bakayım. Bunu. Bu ne? Şunun aynı. Vallahi. Ay, beceremiyorum işte. Aman yapamıyorum be oğlum, yeteneksizim ben. Ay ben bırakayım bu kurusu. Hayır. Bu ondan iyi. Yani o yüzden benim anlamadım yani. Nasıl? Benimki Mona Lisa'dan daha iyi. Yani bu bildiğimiz standart Mona Lisa. Ama bu süper Mona Lisa. Buna 5 basar ya. Oğlum, hoca anlattı. Onu Leonardo da Vinci yapmış 16. yüzyılda. İşte yani eskimiş bu. Ya modası geçmiş bunun yani. Senin yaptığın daha ilginç. Ya ilginç. Da Vinci falan yani. Bunların devri bitti. Senin gibi gençlere yol açsınlar. Hayda. Dalga geçme benimle. Dalga geçsem ben kamyonu kullandım, Leonardo da Vinci gibi falan böyle iğrenç espri yapardım ama hayır. Bayağı yeteneklisin ha. Öyle mi diyorsun? Aman sakın kursu bırakma. Her gün buraya gelmeye devam. Hatta sor, cumartesi pazar varsa ona da gel. Tabii. Gizem evde çekim yapıyor. Pek mutlu değil mi? Babaanne, bütün ev hanımları yemek yapabilir. Ama şu resmi kaç yapabilir ya? Aslında doğru diyorsun. Biri yemek, diğeri sanat sonuçta. Evet, molamız bitti. Buyurun hanımefendiler, beyefendiler. Sınıfın yıldızısın ya. Allah ya, bir yıldız doğuyor. Sanat dünyası hazırlıklı ol. Taner Ceylan, kolla kendini, Zahide Özpamuk geliyor. Hafta sonunda kurs varmış, onu sor sen. Sor. Hadi sor. Pratik bir menüydü. Çocuk menüsü gibiydi. Aa, ne alakası var? Bir çocuk menüsünde köfte, patates olur, pizza olur, bilmem ne olur. Hayır, hani menüyü çocuk hazırlayıp yapmış gibiydi. Ha. Ama ne yapayım şimdi, benim yaşım genç sonuç olarak. Ben tecrübeli ev hanımlarıyla yarışamam.
Yaşım genç yani sonuç olarak herhangi bir dizide baş kadın oyuncuyu oynayabilecek yaştayım. Ayrıca vücut ölçülerim de buna uygun. Bedenim 36-38 arası, boyum 1.75, ayaklarım 38. Bunları not alırsınız, tanıdıklar falan vardır belki. Bir de bu vesileyle buradan hediye yollayan ayakkabı firmalarına seslenmek istiyorum. Ve sürekli 40 yolluyorsunuz. Bana büyük geliyor. Benim ayaklarım 38. Teşekkür ederim. Puding de mi hazırdı Gizem? Şekerim hazırdı ki yiyoruz. Evet, espri anlayışım da vardır. Komedi dizilerinden de teklif bekliyorum. Varsa tanıdık yapımcısın. Hayır yani Gizem, puding paketten mi diyor? Zaten bence makarnanın sosu da paketten de. Hayır, ne münasebet. Aa, yoo bak, hayır ne paketi? Ne paketi ya? Kavanozdandı. Bir şaka daha, bir şaka daha. Tam komedi dizisi insanıyım gerçekten. Teklifleri açığım buradan. Ayrıca şive de yapabilirim. Bak yapıyorum. Kavanozdandı gari. Bu hanım buraya şov yapmaya katılmış. Şov gördüm zaten ben. Ayrıca şov programları tekliflerine de açığım. Dans ederim, şarkı söylerim. Dansım özellikle çok iyidir. Bence puding yumurta kokuyor. Nasıl yumurta kokuyor? Kız yumurta kokamaz ki. Ben paketi boşa attım, sütü koydum, karıştırdım. Başka bir şey yapmadım. Ne? Skalfiye. Skalfiye. Bir pasta ve hamur işi uzmanı olarak, bunu yurt dışında okumuş biri olarak, hayatımda gördüğüm en acınası puding. Lütfen bozulmayın ama. Yok hayatım, ben niye bozayım? Bunu yapan firma bozulsun. Benimle ne alakası var? Ne? Ha? Ne diyorsun kaş göz? Sen... Ne dedim be? Tamam Gizem, tamam. Yani Allah razı olsun, bugün de duyduk. Benim puanım 10. Üzerinden 9. O bir puanı da içli köfteler yetiştiremedi diye kırdım. Yoksa yemekler... Bunları bulamayan da var. Hayır, ben bile kendi günümde domates çorbamı gerçek domatesten yapacağım babysi. Elini mi yapışırdı mantarları haşlayıp şöyle bir blenderda... Ama bak Gizem'i çok severim. Hayatımdır o benim. Onunla karşılaması yeter be. Ama puanım 4. Ben bu işi okumuş ve yakında bir pastane zinciri açacak biri olarak 2 verebiliyorum. Neyse ki böyle yemek yapmayı bilmeyen hanımlarımızın yakında misafirlerini ağırlayabilecekleri Fransız tarzı bir patisserileri olacak. İlay patisseri. Ay, reklam oldu ya. Ay, İki. Bu hanımefendi yemek değil, şov peşinde. Ben mesela Karadeniz mutfağında iddialıyımdır. İlgi alanım he. Bu hanımefendinin ilgi alanı yemek değil, yememek sanırsam. Rejim de rejim, glüten de glüten diye beynimizi yedi. Keşke kendine bir beyin salatası yapaydı da yedi. Belki bir faydası olurdu. Gel. Kendisine puanım 1. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Artık kendi kendimin patronu olacağım. Maaşlı memurluğa son. Biz şimdi baya baya zengin miyiz ya? Ne demek bu? Ya ben hala inanamıyorum. Şoktayım. Yaşar. Şaka programı falan olmasın. Bir etrafa baksaydın gizli kamera var mı diye. Safiye, bir kere programa çıktın diye her şeyi televizyon için yapılıyor diye düşünme. Ya İrfan abi malını mülkünü bana her şeyini bırakmış işte. Canım benim. Allah gani gani rahmet eylesin güzel insan İrfan abime. İşte tanımıyorum. Ben de eski iş yerinden tanıyorum. Te 10 yıl öncesinden. Ama aramız iyiydi. Ne bileyim sohbet ederdik. Öğlen molalarına birlikte çağırdık. Bana yarım kalmış tatlısını falan verirdi. Ne bileyim, adam tahminimden daha çok seviyormuş beni demek ki. Ya enişte, kardeşin, kankan falan olmayan birinin mirasını kabul etmek sence etik mi? Merkez seni kardeşlikten reddederim. İleride 5 kuruş miras alamazsın. Baba, bak o parayı bir an önce alalım. Benim yazlık alışverişe çıkmam lazım ya. Birkaç mücevhere ihtiyacım var da. Enişte, adamın 3 milyon dolar dediğine emin misin? Bak, TL olmasın o. Oğlum 3 milyon TL dese ne olur? Sen en son 3.000 lirayı ne zaman bir arada gördün lan? Ama 3 milyon dolar dedi kesin.
Kaç tane hediye hesap makinesi var mı? Yaşar, hesap makinesi de almamız lazım. Şimdiye kadarki paralarımız kafadan hesaplanacak kadar azdı. Bundan sonra kafamız yanar. Ama yaygara yok. Evi, paraları, iş yerini, her şeyi resmen almadan kimse bilmeyecek. Ne olur ne olmaz. Aman diyeyim. Hatta sonrasında da çaktırmamak lazım. Hemen şimdi eşi, dostu, iti, kopuğu borç isterler. Enişte, ben acil bir 10.000 borç alabilir miyim? 10.000 mi? Dolar olarak. Araba alacağım da. Kaç tane ediyor? Dolar olsa 10.000 lira da. İşte bak, hesap makinesi. Sabah abaküs yetiyordu, şimdi dijital hesap makinesi lazım. Çok güzel bir kuyun. Çok güzel bir kuyun. Çok güzel bir kuyun. Hazır puding. Ay. Hepsini tokatlarım ben bunların. Niye bu kadar hırs yaptın ki? İlayda Çıkrıkçıoğlu kaybedemez. Kazanacağım o yarışmayı. O 10.000 lirayı da alıp bir gastronomi okuluna bağışlayacağım. Sonra bizim ilk pastane açılınca o gastronomi öğrencilerini eğitim ayağına çağırıp hani sosyal sorumluluk projesi gibi hop yine reklam. Ay füze gibiyim ya. Kimler var yarışmada? Anlattım ya. Kaybedenler kulübü. Gizem ana. O eline çay bardağı yapışık garip kadın. Bir de bizim Tony. Hiçbir rakibim olamaz. Beşinci yarışmacı? Gizem Hanım ünlü birini ayarlayacağım deyip komşusunu getirdi. Safiye Hanım. Oo, Safiye Hanım seni gömer. Nereye gömer? Böyle bir lezzet yok abla. Hem yarışmayı hem kendini kaybedersin. Saçmalama. Kim ki o ya? 175 yıldır 5 kişiye yemek yapan bir ev kadını. Acaba yarışmadan çekilsen mi? Ay saçmalama Lara. Kaybetmeyi sevmiyorsun ve çok hırslısın. Ben bu işin okulunu okudum ya. Safiye Hanım ne yapacak? Hayır, ne koyacak yemeğin içine? Gizli tarifleri var. Bir keresinde yaprak sarmasını yerken duygudan gözüm doldu. Ne koyuyor ki yemeğin içine? Kesin Çin tuzu filandır o. Ne yapayım? Sentetik tatlandırıcı. Ama ben çıkarırım bunu ortaya. Tak 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 düşer puanları. Stratejik puanlamayı hesaba kattın mı? Stratejik? Gizem Hanım'la Safiye Hanım kankalar ve Gizem Hanım seni pek sevmiyor. O niye? Karakterin yüzünden olabilir. Hadi görüşürüz. Gerekirse zorla sevdiririm kendimi. Çocuklar hayırdır ya? Sizde bir haller var ya. Bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Her zamanki halimiz. İşte hayat ailesi. Peki. Ne bileyim yani suratlarınız böyle için için gülüyor gibi. Yunuslar gibisiniz ya. Yunuslar mı? Evet evet onların yüzünde hep böyle bir gülümser bir ifade vardır ya. Allah. Neyse tamam. Evet yani neyse dediğim gibi annemin resimlerini çok övüyor, çok beğeniyorsunuz. Yaşar'cığım sen de jest olarak annemin resimlerinden bir tanesini satın al. Şu 100 lirayı takdim edeyim ben sana. Yok ya gereği yok. 100 lira ne ki? Elimin kimi? Öyle mi? Değil tabii efendim şaka yaptım. 100 lirayı kim kaybetmiş ki ben bulayım? Alayım efendim. Peki. Tamam. Hadi çıkalım o zaman bahçeye. Aman çok yeteneklisin. Güzel olmuş bunlar. Kursa devam. Replikler bunlar. Hadi. Hadi bakalım. Buyurun, 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 buyurun. Hadi. Annem, vallahi gayet güzel bunlar. Yani Ozan da ne kadar beğendi biliyorsun yani. Baksana. Piknik yapan insanlar insan mı, bulut mu belli değil. Mona Lisa zaten fesübhanallah. Kamyon çarpmış gibi. Nesi güzel? Oo Cengiz Bey, bu resimler nereden aldınız? Kesenin ağzını açmışsınız. Hayır, hayır. 5 kuruş ödemedim. Annem yaptı. Hadi be. Muhteşem. Çocuklar, iyi ki oyuncu olmamışsınız, aç kalırdınız. Aa, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Çok, bence çok hoş. Ben şu çimenin üstünde bulut olan, ben onu satın alıp
duvarımı asmak istiyorum ya. 100 lira veririm. Onlar bulut değil, insan. Olsun, ben onu istiyorum. Öteki biraz korkutucu çünkü sima olarak. Oh, bunlar ne ya? Çocuk mu yaptı bunları? Hayır, ben yaptım kızım. Ama sen haklısın. Hadsizlik benimki. Hayır, hayır anne. Hayır, yani çocuk derken... Yani ne kadar genç çizgiler, taze bir bakış açısı demek istiyor değil mi canım? Tabii ben profesyonel ressam yaptı sandım. Ya amatör için çok çok iyi. Çocuklar geçin bunları, bırakın bakalım. Ben yaşlıyım ama aptal değilim. Niye üzüyorsunuz nenemi? Ha? Niye üzüyorsunuz nenemi? Üzmeyin nenemi. Zahide Hanım, bunları siz mi yaptınız? Sorma. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Değilim. Sorun da o ya zaten. Bu Da Vinci'nin Mona Lisa'sı. Bu da Manet'in çok ünlü bir eseridir. Ama siz ne yapmışsınız böyle ya? İçine etmiş miyim? Hayır, hayır. Klasik sanatın suratına bir tokat atmışsınız. Fırça darbeleriniz acemice olabilir. Ama burada olağan dışı bir hayal gücü ve tavır var. Vur, vur. Devam, devam. Ünlü hafızalarda yer etmiş resimlerin protest bir parodisi bu. Ben o resimlere bakınca bunu görüyorum kardeşim demişsiniz. Vallahi ama... doğru, bunu görüyorum. Ben İngiltere'de sanat tarihi okudum, lütfen. Bu resimler çok çarpıcı. Zaten çağdaş sanat böyle bir şey. Sanatseverde bir şaşkınlık, bir şok yaratır. Ben de yarattı mesela suratlı olan. Yoksa Mona Lisa'nın birebir kopyasını yapan binlerce sokak ressamı var. Ama yeni fikir olan bu. Ay, öyle mi diyorsun? Sıkıyorsa bunu aynısından yapsınlar bakalım. Sizinki klasik resme karşı korsan bir gösteri. Bunlar artık geçti demişsiniz. Fırçalarınız aracılığıyla bir isyan yaratıyorsunuz ve farkında değilsiniz. Esasında isyan benim ruhumda vardır. Yani babam da derdi, bu Zahide çok asi, bunun bacaklarını kıracağım derdi. Bence bu tarzda devam edin. Ben çok ilgi çekici buldum. Edeyim madem. Baksana, kız sanat tarihçisi. Biliyor da konuşuyor. Ben o zaman şu bulutlu olanı 100 liraya alabilir miyim? Hah, 100 mü? Kusura bakmayın da böyle uyanıklık görünmedi Yaşar Bey. Of be, of be. İleride pek değerlenecek. Şunu kapayım dedim ama kahretsin Aleyra Hanım. Zahide Hanım, asla satmayın. Kursa devam, boyamaya devam. Geriye tek bir hedef kalıyor, o da sergi. Sergi mi? Ay neden olmasın Cengiz? Baksana çok çarpıcı resimlerim var benim. Ben yarın hemen yeni boyalar alayım. Ay kısa çok yaşa Emi. Bak kendime geldim vallahi. Kıyamam. Tövbe, nasıl öyle kapanç kapanç resimler yapmış nenem ya? Aman. Sergi biraz abartılı olmadı mı? Ah, İlayda. Efendim? Ay, nasılsınız? Ay kafama takıldı. Bugün sizi kırmadım değil mi? Aa, yok canım, ne alakası var? Zaten yemek benim umurumda değil ki kız. Yemek benim işim değil ki. Hayatım, benim işim sanat. Yani görsel sanatlar, sahne ışıkları, bu tarz şeyler. Tabii ki. Zaten sizin masadaki prezansınız yeter. Yarın da ben yarışıyorum. Çok heyecanlı. Ya vallahi çok heyecanlı. Ay inşallah. Allah'ım yardım et. Vallahi Allah'tan tek dileğim canım benim. Sizin evin ışıkları güzel olsun. Vallahi başka hiçbir meselem yok. Oldu. Hadi tamam, bay bay, bay bay. Yazık, iyi kız bu be, vallahi. Dışı çok antipatik ama iç kalbi iyi. Kalbi iyi bu kız, mayası iyi. Tam bir gerizekalı. Ay Allah razı olsun o ağlaradan.
Mecburen o resmi alıp duvara çektik. Kabus gibi. Vallahi benim cesedimi çiğnemeden onu buraya asamazdın zaten. Zaten çiğnenmiş cesede benziyordu ki o. Baba, miras alınca pahalı resimler alırız müzeden falan. Kızım, ortalık yerde konuşmayın bunları. Biliyorsunuz ev yol geçen hanı. Bu kim ya? Alo, buyurun. Lan, Yaşar Yüksel sen misin? Lan'ı bilmem de Yaşar Yüksel benim. Ben İrfan'ın oğluyum. Adım Melih. Beni unutma. İrfan'ın oğlu mu? Kim, ne? Çocuğu yok dedilerdi. Anama nikah yapmamış iti oğlu it. O miras sana yedirtmem. Vururum lan seni. Mezar soyguncusu. Ben bir şey yapmadım ki beyefendi. O mirası reddedeceksin. Ayağını denk al. Zaten çok yakında bizzat görüşeceğiz. Yaşar ne oldu? Rengin attı. Gayrimeşru oğlu varmış. İrfan abinin. Kesin miymiş? Hukuken ne olacak şimdi? Çocuk ne dedi? Hukuken bilmiyorum ama pratik olarak beni vuracağını ifade etti. Şaka maka benim cesedimi çiğneyecekler galiba. Tövbe de Yaşar. Tövbe. Enişte, bence adamın oğlu filan değildi. Öyle mahalleden birinin ergen oğlu filandı. Aradı, eğlencesine seni sardı. Veya bir çalışanı şusu busuydu. 3-5 kuruş koparırım diye bir denedi. Kesin öyle. Kesin öyle. Yani bu serserilere pabuç bırakmamak lazım. İşte param var. Derdin var yani. Yine de bence çok güzel. Hadi inşallah avukatınla randevun iyi geçsin. Hayırlı uğurlu olsun Yaşar'ım. İnşallah, inşallah. Şu Cengiz Bey'e de bir noktada söylemem lazım sizden ayrılacağım diye. Yani hem CEO'sunu kaybedecek hem de dişli bir rakip kazanacak. Ama ne yapalım, gerçekler acıdır. Hadi öptüm herkese. Enişte, şu mirastan avans verirlerse benim şovum 1000 doları bir zahmet. Oğlum ne avansı ya? Ama belli de olmaz ha. Bir bakmışsın bugün bütün paraları, malı mülkü alıp gelmiş. Hadi inşallah kocacığım. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Güle güle aşkım. Oğlum ne vuruyorsun? Gerdeğe girer gibi. Yavaş! Ayı gibi vurma. Oğlum gel buraya. Üzülüyorum ondan sonra ya. Sıra heyecan yaptım ben. İnşallah. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi dua edin. Dua. Hadi güle güle aşkım. Dualarım seninle. Canım kocacığım. Yaşar. Ben Melih. Hangi Melih? İrfan'ın oğlu Melih. Beni hatırla, seni bulacağım demiştim. Hatırladın mı? Tabii, tabii. Nasılsın yavrum? Kocaman da çocukmuşsun sen ya. Başın sağ olsun. Toparladın mı kendini? O malı mülkü sana yedirtmem. Anam 2 sene dost hayatı yaşadı o herifle. Dostluk ne kadar güzel bir şey. Valideye selamlar, saygılar. Boş yapma lan. Adresini biliyorum. Hani bilgin olsun diye bir uğrayayım dedim. Zahmet ettin yavrum. O mirasta benim de hakkım var. Anlaş benimle, başına bela alma. Yarısını istiyorum, evlat hakkı. Ya da ben seni vurayım, tamamını alayım. Bak, seçenek sunuyorum sana. Aa, yok, ben açgözlü insanları hiç sevmem. Şimdi avukatla konuşurum, hemen yarı yarıya çözeriz senin işi. Aşk olsun. Annen de mağdur olmaz. Başka kardeşlerin var mı evladım? Vallahi benim anamdan yok. Ama tabii bu herifin ne atlar yediği bilinmez. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oğlum ben avukatla şey yaparım. Alışveriş bitti. Sizin favoriniz kim Safiye Hanım? Vallahi iyi olan kazansın. Ben hiç hırslı bir insan değilim ama en iyi benim. 10.000'i alınım diyorsunuz. Yani vallahi 10.000 benim için mühim bir para değil ama en iyi benim. Ömrümü verdim bu iş için, hak eden benim, en iyi benim. Mininiz de çok zor, ev baklavası diyor. Ya yetişmezse elinizle açacaksınız. Ayaklarımla bile açarım evvelallah. Bunu diğer yarışmacılar söylemeyin ha. Yemezler sonra. Ciddi, ciddi sergi açacaksın, öyle mi anneciğim? Yahu daha kursun bugün 3. günü ya. Ne olmuş yani? O akşam nasıl güzel yorumlarda bulundu Alara. Son eserlerimi de Safiyeler çok beğendi.
Hangi galeri alacak acaba bu resimleri ya? Kötü mü benim resimlerim? Yani olmuyorsa ben öyle her gün 5 saatimi hiç oralarda harcamıyorum. Hayır anneciğim, hayır. Kötü olur mu hiç? Biz sadece yani halkımız bu resimlere, eserlere hazır mı onu konuşuyoruz. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benden? Babaanne, şöyle söyleyeyim ben sana. Sen belirli bir yaştan sonra resim sanatına başlamış, tanınmayan ve şoke edici eserleri olan bir ressamsın. Hani sanat çevreleri seni dışlamasın. Çok doğru bir şey söyledi anne. Yemin ediyorum çok doğru bir şey söyledi. Bu sanat çevreleri dar ufak çevreler. Yabancıları aralarına almak istemezler. Galeriler sana sergi yapmaya cesaret edemezler yani. Ama ne galerisi be? Burada bahçede açacağız sergiyi. Eş dost gelecek. O zaman yap ya. Yap o zaman tabii. Yap babaanne yap. Gözler çağdaş sanat görsün be. Ben gideyim akşama kadar birkaç tane daha resim yapayım. Ne de olsa elim çabuk. Evet, evet. Yani 3 günde neler yapmışsın baksana. Hay Allah'ım. Oğlum cümle aleme rezil olacağız diye ödüm koptu. Sus, sus baba, sus. O ne o? Çocuk mu o ne? Kertenkele mi o ne o ya? Efendim, şimdi dün İlayda Hanım da özellikle pastasıyla dişli bir rakip olduğunu gösterdi, değil mi? Bence çeşit sunan bir sofra değil, daha mı işine yüklenmiş? Onur Bey, ben burada açık büfe yapıyorum. Safiye Hanım, vallahi bravo. Hem hızlısınız hem de sistematik bir şekilde gidiyorsunuz. Mersi Onur Bey. Bir şey soracağım, hiç böyle bir restoranda çalıştınız mı? Vallahi 3 kardeşin en büyüğüyüm. Şöyle söyleyebilirim. 2 ayağımın üzerinde durduğum günden beri yemek yapıyorum. Yani aşağı yukarı 40 yıllık bir tecrübem var. Peki ilk yaptığınız yemeği hatırlıyor musunuz? Neydi? Bütün çocuklar yemek yapmaya mozaik pasta falan yaparak başlar. Ben 6 yaşında keşkek yaptım. Başka bir maruzatım yok. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sarmanın harcına bir şey serpiyor. Şimdi ne yapıyor? Çıplak gözle de hiçbir şey gözükmüyor ki. Rendeliyor peynirin içine. Neyse, ben bunlara evde bakarım. Kesin Çin tuzu falan bir şey dönüyor. İlayda? Ozan, ne haber? İyi, ne yapıyorsun? Ay, selfie yapıyordum, ışık çok güzel. Bizim evde ne yapıyorsun? Alara dedi, Zahide anne resim yapıyormuş. Dedim bir gideyim bakayım. Ha, şu an kursta o. Akşam da burada sergisi var maalesef. Bu kadar merak ediyorsan gel. Ha, sergi. Evet. Şu an gelmem lazım galiba gibi oldu. Evet, çok iyi oldu. Yaşar abi, Türk kahvesi. Sağ ol. Abi maruzatım olacak ya. Türk kahvesi makinesi bozulmuş da. Şimdi ben bunların hepsini tek tek cezvede pişireyim desem olmayacak. Yönetime yeni kahve makinesi için yazı yazayım desem o da zaman alacak. Onun için diyorum ki... Talip, şu an sen olmayı o kadar çok isterdim ki. Ne güzel bir problemin var. Ne tatlı, ne sempatik, ne kıskanılası bir problemin var. Abi kahve makinesi almayacağım mı diyorsun? Genel müdürü böyle antik kuntin işlerle niye meşgul ediyorsun mu diyorsun? Ne diyorsun? Talip, bu akşam bizim eve bir uğra da çık konuşalım. Sen de artık aileden sayırsın o. Oldu abi. Bir de 2 beyefendi geldi. Seninle görüşeceklermiş. Gelsinler mi? Kimlermiş? Vallahi bilmiyorum ki. Kibar canım beyefendi tipler. Mağazacı herhalde. Ha, iyi, tamam. Gelsinler o zaman. Okey abi.
Buyurun efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyoruz değil mi Yaşar Bey? Yok efendim, ne demek? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Yavuz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Efendim, randevu almadık. Kusura bakmayın. Efendim, rica ederim. Ne demek? Olur mu şey? Çay, kahve? Çay alırız, zahmet olmazsa. Hemen efendim. daha önceden çalışmış mıydık Yavuz Bey? Yok Yaşar Beyciğim. Kısmetse ilk olacak. İnşallah efendim, inşallah. İnşallah, buyurun. Efendim, İrfan Kaya beyefendinin mirasçısı siz misiniz? Evet. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı. İşte bu güzel insana biz zamanında büyük borçlar vermiştik. Borçlar vermiştiniz. İhtiyacım var deyince ne yapacaksın? Vereceksin. Ben de çok duygusal bir insanım. Verdim. Yani size kalan ev, şirket ve paralar anca öder borcu. Nasıl ya? O denli. Yok canım, o kadar yoktur ya. Avukat Bey'le mi konuşalım? Senetler, menetler sizde mi? Yani şimdi İrfan Bey'le çok yakın bir dostluğumuz olduğu için bir senet, kağıt falan yok. Yani öyle olmaz ki. Şu şekilde olabilir. Siz bütün malları, paraları bizim üstümüze geçirin. Yani duyduk, çok gariban bir insanmışsınız. Sizi mağdur etmek istemeyiz. Paranın 20.000'lik kısmını sizin cebinize bırakırız. Böylelikle kimsenin burnu kanamaz. Nasıl burnu kanamaz? Niye burnumuz kanasın ki? Arkadaşımın çok ağır bir eli vardır. Üstelik çok duygusal bir çocuk. O bakımdan. Ne demek? Yani belge yok, melge yok. Bayağı 3 milyonun üstüne mi çökeceksiniz? Ya vermezsem? Bacağınıza sıkarız. Canınız yanar. Ne? Mafya mısınız siz ya? Ne kadar klişe ve negatif bir terim. Kalbim kırılıyor. Organizasyon demeyi tercih ediyoruz biz. Ben neyin içine düştüm ya? Parayı size vermezsem beni vuracaksınız ha? Eşkıyalık bu. Değil. Duygusallık. Biz organizasyon olarak duygularını yoğun yaşayan insanlarız. Sen de malı mülkü üzerimize geçir. Yoğun bir güven duygusu yaşa. Kardeşim, kanun var, nizam var. Elbette var. Seni vuran arkadaşımız elbette hapsini yatacak. Herkes duygusallığının bedelini ödeyecek. Ama 20.000'i konuşabiliriz. Onda pazarlık payı var. Ne pazarlığı ya? İrfan abi bana 3 milyon dolarlık varlık bırakmış. Eşkıya mısınız siz? Bacağımdan vuracaklarmış. Ona söz veremem. Belki arkadaşım yoğun bir şekilde yaşadı duygularını. Bacağınızdan değil de döşünüzden vurdu sizi. Ne? Çok üzülürüm. Evinizde helvanızı yerken hep sizi yad ederiz. Evet efendim, çaylar geldi. Buyurun, almaz mısınız? Buyurun, afiyet olsun. Buyurun efendim, afiyet olsun. Sağ ol. Yaşar abi, şu kahve makinesi işini bir ara şey yapalım, tamam mı? Önemli çünkü. Teknolojinin bir özelliği, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıdır Safiye Hanım. Yes. Şimdi de bilgisayarda görelim. Sarmanın harcına şeker atıyor. İlginç. Ne rendeliyor? Böreğin peynirli içine bebek Hindistan cevizi mi rendeliyor? Sen bunu nereden biliyorsun ki? Sen kimsin? Matmek'i nereden öğrendin üf? Safiye Hanım, ne var bunun içinde? İnsan bağımlı olur buna ya. O zaman kesin alkol var burada. Safiye bizi vallahi zehirliyor. Alkolik yapacak, ben vallahi yemem. 1 kilo yedi zaten Şenir abla. Alkol olsaydı şu an komada olman lazımdı. Bence öyle çok da abartılacak bir şey yok. Ama dün İnay'ın yemekleri de çok güzeldi.
Efendim, dün izleyemeyenler için bir kez daha hatırlayalım bakalım neler yaşanmış. Patlıcanlı poğaça, tuzlu kek, kruvasan, meyveli pasta. Karbonhidrattan hamur kafa olacağız. Bu ne ya? İlay patisserinin ürünlerinden bir tadım gibi düşünün. Vallahi ben hiçbir şey yiyemedim. Çünkü gluten bende ödem yapıyor biliyorsunuz. Mini hamburgerlerden niye denemediniz Gizem Hanımcığım? İşte onun da köftesinin ucundan böyle bir küçük tattım. Ben sonuçta ekranlara çıkan bir insanım. Hep göz önündeyim. Benim formuma her zaman dikkat etmem lazım ve ederim. Sen beğenmediysen pastanın geri kalanını İlayda Hanım bana verir giderken. Beğendiğimden değil de nimettir, araya gitmesin. He, fakire fukaraya dağıtırım, yoksa hiç içim almadı. Bir de içine alsaydı demek ki pastayı yekpare böyle kaf diye yutacakmışsın yani. İçim almadı diye diye Onur Bey'i kaçırdınız zaten. Adam bahçeye hava almaya çıktı. Ayol, kızcağız pasta değil sanat yapmış. Baksana bari bir onu takdir edin. Yani lezzeti fena değil. Ama buraya böyle heykel dikip tamamen göz boyamaya yönelik bir çalışma. Bilemiyorum. Yine de eline sağlık. Ay ben bugün aç kaldım. Vallahi resmen aç kaldım. Aman rejimdesin, hep açsın zaten ya. Vallahi içinde yokluk ha. Ay İlahi Gizem Hanımcığım. Bence yeseniz beğenirdiniz. Safiye Hanım aşırı şekerli baklavasından daha hafifti benim pastam. Ne var ki Gizem? Benimkini severek yiyor. Gizem Hanım ne anlar ya? Yani onun uzmanlık alanı tatlı değil. İtalyan mutfağı. Ayrıca Gizem Hanımcığım sizin yemekleriniz de çok hoştu. Makarnanın kıvamına bayıldım ben. Al dente'ydi o. Onu öyle herkes tutturamaz. Safiye ne koydun kız? Yemekleri sakinleştirici falan mı koydun? Sevgimi ve elimin lezzetini koydum Gizemciğim. Sarmada şeker, börek harcında bebek Hindistan cevizi vardı. Yani muskat. İngilizce'de nutmeg. Nereden biliyorsun? Sen benim gizli tariflerimi nereden biliyorsun? Hanımlar lütfen sakin. O nereden bileceğim ya? Ben bu işin okulunu okudum. Ayrıca damak tadım da çok güçlüdür. Nutmeg'i hemen hissettim. Ne yemek? Ama gördünüz mü? Safiye bağımlılık yapıcı maddeler, zehirler, alkoller doldurmuş ya yemeklere. Haydi bakalım, diskalifiye, diskalifiye. Şenur Hanım, bakın bir kez daha yok içim almıyor. Diskalifiye ederseniz yine kalkıp gideceğim ha. Bir dakika, Safiye bir şey soracağım. Sen 3 saatte kendi elinle mi açtın bu baklavayı kız? Nasıl yetiştirdin sana? Helal olsun be. Biri yardım etmiş olmasın. Eğer öyleyse diskalifiye, diskalifiye. Onur Bey, Onur Bey şaka yaptım, şaka da latife ettim, latife ettim. Gitti. Atmaz değil mi beni, he? Yarışmadan atmaz değil mi beni? İtiraf et bakalım Safiye. Kim yardım etti sana? Öyle bir şey mi var? Bir şaibe var sanırım. Şenur abla, biri sana yardım etse de sen yemek yapamazsın. Peki onu ne yapacağız? Ya bir bildiğin kısır, onu da ineğin önüne koysan yemez. Siz bilmezsiniz. Ben bazı yerel mutfaklarda çok iddialıyımdır. Misal Karadeniz. Karadenizli değilsiniz. Ne alakanız var? Özel ilgi alalım. Cuma günü finalde görürsünüz. Son noktayı ben koyacağım. Oh. Vallahi ilk defa bu hafta, bugün gerçekten doyduğumu hissettim. Ha bundan önceki günler yemekler kötü müydü? Yok değildi. Mesela benim yemeklerim gerçekten bence süperdi en azından benim için. İlayda'nın yemeklerine gelince yani ben onları tatmadım bilmiyorum. Fakat görsel olarak çok ihtişamlıydı. Aynı benim gibi. Fakat Safiye'ninkiler... Ay gerçekten... Bana rejim bozdurttu. Şu an o rejimi bozmanın kızgınlığıyla uzun zamandır ilk defa yeterli kalori alımından mütevellit beyne kan gitmesinin sevincini bir arada yaşıyorum. Duygularım çok karışık ama mutluyum. Allah razı olsun Safiye. Puanım 10. Bence yaprak sarması kuruydu, böreği suluydu. İslim kebabı yağlıydı, perde pilavı yağsızdı. Ev baklavasıysa... Yağlıydı demiş miydim? Okey.
ev baklavasının da baklava kısmı iyiydi. Ev kötüydü. Yani ortam, dekorasyon falan. Bunlar da önemli sonuçta. Onun için puanım 2. Keşke yarın yine Safiye Hanım'a gelsek de midemiz bayram etse. Hayır, ben o kadar yemeği nasıl yapacağım ya? İnşallah bir şeye benzer. Öbürsü gün de Şenur Hanım'dayız, yani açız. Neyse, Safiye Hanım'a puanım 8. 2 puanı da şeyden kırdım. Masadaki çiçekler solmuştu, böyleydi. Ne yapayım kız? İlayda kıskanır, vallahi saçımı başımı yiyorlar. Yenecek gibi değildi. Ay, sarmalar böyle sert mermi gibiydi. Börek baharatlıydı, mayın gibi içimden patladı. Baklavası top mermisi gibi böyle mideme oturdu. Safiye sanırsın yemek yapmamış da bize savaş açmış. Yemekleri üstümüze mancırıkla ataydı, daha az hasar alırdık. Puanım 0. Ne yapacağız Yaşar? Ne bileyim Safiye ya. Ne biçim bir insanmış bu İrfan abi ya. Hayır, iyi bir insan gibiydi. Demek çevresi kötüydü. Enişte boş ver ya, miras reddet. Kızım o zaman yine vururuz dedi mafyalar. Çünkü para devlete kalıyormuş. Her şekilde vuruyorlar yani. Hayır, 3 milyon dolar da hemen reddetmek, içim yanıyor. Bu adamlarla pazarlık etsen, hani 20 bin yerine 200 bin falan verseler bari. Kızım adamlar mafya, mafya. Oturup sözleşme mi imzalayacağız? Ya hiçbir şey vermeden yine vururlarsa? Bir de öbür taraftan gayrimeşru olan var. O da paranın yarısını istiyor. Evi de ödemiş pislik. Kızlar sakın evden çıkmayın, ne olur ne olmaz. Gülüş nerede? Nerede Gülüş? Avukat gelecek, talip de gelecek, oturup konuşacağız niye yapalım diye. Büyük başın derdi de büyük oluyormuş gerçekten. Daha 5 kuruş almadan şu stresimize bak. Ah, ah İrfan abi, niye öldün? Niye öldün İrfan abi? Etçük daha sağlıklı besleneydin. Günde yarım saat yürüseydin ne olurdu sanki? Heh, ben sana tarifleri vereyim Şanur teyze. Artık sen yapabildiğin kadar yaparsın. Harekata 48 saatten az kaldı kızım. Ben düşmanı içeride oyalarken bahçeye bıraktığım yemekleri sen kendininkilerle değiştireceksin, tamam. Sonra ben düşmanı bahçede sıkıştırdığımda planın ikinci aşamasına geçeceğiz. Oldu. Artık ötekilere de biraz haksızlık oluyor ama ne edeceğiz? Ya bırak Allah'ını seversen ne haksızlığı ya. Oo, hepsi şov yapmak için katılmıştır. Tabii. Hazır çorbalar, hazır pudikler, neler neler ya. Bizimkiler hiç değilse elde yapılmış yemek. Ve de gelin adayım yapmış. Aileden sayılır. O konuyu bir konuşsaydım Şenur teyze seninle ya. Etraftan bir şey duyarsan güzel kızım sakın inanmayasın ha. Ben sana bizzat anlatacağım sonra. Yarın öbür gün konuşuruz o zaman. Tabii. Hadi, ben ciddiyim hadi. Ya talebinin eli kulağındadır, onu da göreydin gitmeden. Yok, onu hiç şey yapmayalım şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de ciddiydim zaten. Allah'a emanet olun. Hiç görüşürüz. Oldu güzel kızım. Hayret. Sinek kağıdı gibi üstüme yapışmadan kendinden gitti. Niye öyle etti ya o? Ama kesin yıldızı istediğimizi duydu ha. Neyse anne, benim hemen çıkmam lazım. Bir konu varmış da. Hayırdır? Bilmem, Yaşar abi çağırdı. Bana bak, sakın kumsaldan bahsetme ha. Karadeniz bile de be oğlum. Ne diyeceğim ya? Laf açılırsa da bileziğin birini geri al. Oldu. Alırım anne. Ana ya ağız eğme vallahi, tüm dayak istiyor canına. Bunlar biraz çalışan. Ay, hala ara sinirlerim bozuldu. Ay, işte güleceğim yoktu. İnci küpeli kız mı bu şimdi? Ay, bu inci küpeli kamyon şoförü ayol. Biraz zenne gibi olmuş yani, evet. Ama neneme çaktırmayın. Ne olur, çok üzülüyor. Ne olur, vallahi iyi olmuş deyin. Kıyamam ben ona. Hayır, bir gözü Şam'a, bir gözü Bağdat'a bakıyor. Küpesi ince olsa ne yazar? 10 parmağında 10 kara, sür her tarafa Fidayda abla. Yok, onu Zahide Hanım yapmış zaten.
Şunlara bak, parmak boyası gibi. Bu ne Allah'a sen? Abla yavaş. Bak Zahide teyzeyi üzersen yemin ediyorum toplanıp gündüzlere taşınırım. Ne? Yaparım bunu. Ay, ne diyorsun Alara? Ay, bu neyin özgüveni acaba? Bir de 1000 lira fiyat koymuş. Abla. Bir dakika. Bakar mısın? Alacağım. Van Gogh otoportresi. Sanırsın otoportre değil, otopark değnekçisi. Evet, onun orijinali o zaten. Bu da Medusa galiba. Alara, Medusa'yı 3 harfler çarpmış. Allah esirgesin. Beğenmediniz resimlerimi. Öyle değil mi? Aa, nasılsınız? Yeteneksizim. Ya sen haklısın. Ya benim önümde daha dünya kadar yol var. Ben ne diye bütün bu resimleri böyle bahçeye yayıp da herkese gösterdim ki? Ama siz yanlış anladınız. Gündüz, sizin evde boş bir oda vardı değil mi? Olmasa da başım üstüne alarım. Ben bu tabloyu satın almak istiyorum. Tabii başka alıcısı yoksa. Ay, ay yok artık. Çok cesur. Çok. Bunlar böyle bunlar ne bunlar? Bunlar pervasız çizgiler bunlar. Bu kadar yıldır koleksiyonerim. Hiç böyle bir resim görmedim. Ve bunun üzerine yemin edebilirim yani bayağı. Ay Cengiz! Koş! İlayda benim resmimi satın alıyor. Gerçekten mi? Kaça? Yani parasında değilim de kaça? Valla kaçaysa kaça. Önemli değil. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacak kadar özel bir parça bu. Ben de izin verirseniz inci küpeli kıza talibim. Verdik gitti kızı. Ömür boyu mutluluklar. Bu eserler klasik sanata nanik yapmak artık. Zahide Hanım, resimde tabuları yıkmışsınız. Ay vallahi hiç farkında değilim. Hay maşallah neneme ya. Görüyor musun? Sanat çınarı. Protest ve alaycı bir tavrı var ressamın. Türk resminin buna ihtiyacı vardı. En ucuzu hangisi acaba ya? Gerçi ben pek anlamam ama galiba değerlenecek. Satın alsam mı, ne yapsam? Kardeşim dur Allah'a sen, zaten ortalık karışık. Hanımefendi, bu hafta size Çiğ'de birkaç saatlik özel sergi yapalım. Çiğ adamı? Ciddi ciddiyim ya. Bayağı herkes gelecek, basınlı. Ay niye olmasın canım? Ben hemen 4-5 tane daha yaparım. Zaten elim pratik. Ev hanımlığından alışkanlık. Dayı, dayı biraz gelsene. Tamam, geleyim şimdi. Ya dayı, babam acil çağırıyor. Talip de geldi, hadi. Ha, tamam, hadi gelin. Alara, ben mi gidiyorum, seni ararım, gülüm. Tamam, gülüm. Hadi gülüm. Ya bu sergi işini biraz aceleye getirmesek mi diyorum ya? Bence de. Babaanne, bence... Kurs bir bitsin, mesela yaz sonra falan açsan sergiyi. Zahide Hanım, zaten bu eserler bedeninin çok altında. Tabii. Ben zaten kendime ucuz resmi aldı dedirtmem. En az 10.000 liradan başlamalı. Hangi gün yapalım o işi Çiğ'de? Baba. Ne yapayım oğlum? Aa, sanatçının önünü mü tıkayım ya? Annem daha iyi çıktı, ben ne yapayım? Ay, demek ki bilmişsin. Sen yap artık, yap. Çok yap. Hepsinin ağzını burnunu kırarım lan ben onların. Abi bir sakin ya. Gündüz sen bir geri dur. Kim vur diye gidecek salak. Ya Yaşar abi, Gündüz'ü ofise gelen beyefendiler beyefendi değil, mafya mıymış yani? Oğlum adamlar açık açık seni vururuz dedi. Daha nasıl anladım ben sana? Ya ne bileyim, o kadar da kibar insanlardı ya. Ay bayılacağım. Vallahi bayılacağım ya. Ama bu evlilik yürür. Vallahi yürür. IQ'lar denk çünkü. Yaşar bir sakin olun, bir avukat beyi dinleyelim. Semih Bey, şimdi bu gayrimeşru oğlan, adı Melih olan, mirasın yarısını istiyor. Ne yapacağız? Vallahi Yaşar Bey, benim vazifem mirası size teslim etmek. Yani sonrasını hiç karışamam. Ama bir tavsiye verin avukat bey. Şimdi bu oğlan tehdit ediyor. Öteki mafyalarda borç verdik diye tehdit ediyor. Vallahi İrfan Bey'in oğlu olduğunu iddia eden şahsa tavsiyem, gen testi yaptırıp babalığı kanıtlasın. Ama diğer arkadaşlar borç verdiklerinde bir belge almaları lazımdı. Onlara değil ya, bana tavsiyeniz ne? Bacağından döşünden vurulacak olan benim. Tevküre dönmemem için ne yapmam gerekiyor? Onunla ilgili bir tavsiye verin bana. Vallahi Yaşar Bey, bir koruma tutun bence siz. Koruma mı? Ay Allah korusun.
Allah korusun da yani bence yine de bir koruma tutalım. O da korusun Safiye abla. Yaşar Bey, bir de vefattan beri şirket darmaduman. Onun da hemen başına geçip işlere başlamak lazım. Ama ben onu nasıl yapacağım ya? Benim peşimde bir sürü manyak var. Servet büyük. Nereden bakarsanız 3-4 milyon dolar var ortada. 4 mü? Net mi, brüt mü? Şimdi hukuksal olarak mirasın bir veraset ve intikal vergisi var. Ya ama şimdi konu nasıl vergiye geldi ya? Ben burada canımı kurtarmaya çalışıyorum. Ay, olmayacak işler oldu. Avukat Bey, bu koruma nasıl tutuluyor? Bildiğiniz iyi bir yer var mı? Biz koru seni işte ya, delikanlı adamlarız. Ben varım, Talip var, Ozan var, Harry var. He. Ozan Bey kesin çok yıldırıcı olur ha. Ya bir de Harry. Harry'nin topuzunu görür görmez kaçarlar eminim. Ya öyle demeyin işte ya. Şevketlere falan da haber veririz mahalleden. Kapının önünde nöbet tutarız. Oy. Resmen Godfather ailesi gibi oluyoruz. Ay Allah'ım sen koru. Servet afetmiş gerçekten. Servet afetmiş. Demek Karadeniz pidesi yapacaksınız ha Şenur Hanım? Vallahi bravo. Vallahi kısmet. İnşallah yetişir. Buradan bütün Karadenizlilere hamsi kokulu öpücükleri yolluyorum. Bir sorumuz var. 6 kilo et aldınız. Fazla gelmesin. Gelirse de bana kalır. Allah Allah. Ne oldu ya? Koskoca televizyon programının bütçesi mi sarsıldı? Ha, şey ya. Artmayınca yetmez derler yavrum. 10 kilo soğanı nereye kullanacaksınız acaba? Yoksa mahallede satacak mısınız? Kim söyledi ya bunu? Ayfer mi söyledi? Şaka yaptık Şenur Hanım. Ha. Ben de şaka yaptım. Soğan altın değerinde. Vallahi yaz geliyor. Artık düğünlerde takarık. Hadi yürü. Haydi yürü artık. Ama ne çene var ya bunda. Ne çene. Gecelerdir bir damla uyumadım. Bir daha da cenazeye gidersem. Bırak ölen ölsün. Allah rahmet eylesin de geç. Düğün yemeğine gider gibi ne koştum o gün oraya ya. Senin suçun iyi bir insan olup İrfan abimizin sevgisini kazanmak Yaşar. Bir de öyle söyleme 3 milyon dolar söz konusu. Bu adamları karakola mı şikayet etsek? Aa, bu benim hiç aklıma gelmediydi. Hazır adamların soyadları ve kimlik numaraları cebimde. Tehdit videoları da var. Hemen gidip şikayet edeyim. Karakolda inkar ederlerse de yemin ettiririz. Ne de olsa yalan yere yemin edemezler. Değil mi? Günah çünkü. Ne bileyim ben ya. Kızlar sakın dışarı çıkmayın. Kapıyı da kimseye açmayın. Ben bunların başında duracağım abla. Çekime giderken de Talip bana eşlik edecek. Of. Bu kadar şeyin arasında bir yemekteyiz de kurmalığın eksikti Safiye. Kafam da alıyor, kafam Yaşar. Açık unutuyorum bari, ne yapayım? Hatta dursam deli çıkacağım. Tamam canım, tamam, tamam, tamam. Hepsinin üstesinden geleceğiz bak. Ne güzel patron oldum, şirketim, evim, her şeyim olacak. Ama her şeyin bedeli varmış yani, gerçekten öyleymiş. Enişte, ben sana dedim yakının olmayan birinin mirasını ne yapacaksın diye. Ya sen bir sus. O çocukluğa mafyaya sus payı verilir. Koruma tutulur. Defolup giderler. Biz de hayatımıza bakarız. Godfather'ın kızı. Buyurun. Sus Yıldız. 3 gramlık aklıyla yeraltı dünyasını çözdü ya. Enişte Şevketlerle konuştum. Gerekirse geceleri belli bir ücret karşılığında evin etrafında silahlı nöbet tutabiliriz dediler. Allah'ım ne hallere düştük. Kimlere muhtaç olduk ya Rabbi. O değil de benim onlara hala ufak bir borcum var. Onu da bir şey yapabilirsek. Oğlum nasıl şey yapacağız? Hı? Günüz nasıl şey yapacağız? 3 milyon dolarım var, hiç param yok. Ve herkes o olmayan 3 milyon için beni vurma peşinde. Dünyanın en şanssız adamı yarışması yapılsa vallahi dereceye girerim ya. Şeynur Hanımcığım, bu kara lahana sarmalar tek kişilik mi olacak? Şimdi Onur Bey, bunları ben böyle terlik kadar yapıyorum. O sonra pişince kendini topluyor, merak etmeyin. Allah Allah, hiç duymamışım daha önce böyle bir şey.
Şimdi bu Karadeniz yemeği, malum Karadeniz'imizin her şey biraz terstir. Ha. Güzel Karadeniz'im, güzel, güzel. Nereye kızım tek başına? Şenur cadısı sabah mahallede yine dedikodu mu yapmış bilezik bilezik diye. Gidip bu bileziği onun ağzına sokacağım. Ya saçmalama, hiçbir yere gidemezsin. Abim öldürür. Kızım ne olacak ya? 15 dakikalık yol. Vereyim bileziğini, gitsin sefil. Hem ben artık zengin kızıyım. Bilezik de neymiş? Ya Yıldız! Yıldız gel otur şuraya. Dur be! Hadi! Yıldız! Sen idare et! Şenur Hanımcığım, şimdi ben daha önce çok Laz böreği yedim de sanki bunun görüntüsünde bir değişiklik var. Hani muhallebisi tutmamış, sanki böyle bir sütün içinde boğulup ölmüş gibi duruyor. Daha soğumadığı için Onur Bey, Laz böreğinin muhallebisi Karadeniz gibidir. Aniden kabarır, aniden söner. Peki bu sulama çorbasının eleştiri alacağından korkuyor musunuz? Ya şu an bunun bulamaç gibi göründüğüne bakmayın ya. Şimdi ısındığı için genleşme yaptı. Tabii ben bunları bahçeye güzel çıkaracağım, soğutacağım, kendine gelecek. Hayır tatlıyı anladım. Çorbayı niye soğumaya koyuyorsunuz Şenur Hanım? Püf noktası bu, kıvamını bulacak tabii. Çok değişik yöntemler, çok. Pardon, pardon. Moleküler gastronomi. Gastronomi. Anladım. Of of. Bugün de yandık. Oha! Şike var. Şenur Hanımcığım, yani sizce sizin kara lahana sarmalarınız Safiye Hanım'ın yaprak sarmalarını döver mi? Sarmalarım onun sarmalarını, ben de onu döverim. Ama elimin lezzetiyle. Aa, o kadar güveniyorsunuz kendinize yani. Ben gastronomiye gönlümü vermişim Onur Bey. Favori benim. Ya siz benim bahçedeki aromatik otlarımı gördünüz müydü? Yok, görmedim. Aa, buyurun lütfen gelin göstereyim. Gel. Kahveramantı size, siz de gelin. Gelin. Gel, 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 gel. Tabii ya, gelin benim bahçem var ya. Buyurun, buyurun gelin, 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 gelin. Sen de gez. Aa, dur ya. Bir anı selfisi çekelim bahçemde. Dur, 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 dur. Geldim. Haydi bir selfie. Ben bir şey soracağım. Bu aromatik otlar nerede? Hani ben böyle bir biberiye falan bulurum zannettim de o da yok. Aa, maydanozum var benim burada. Bak maydanozuma. Bir tek maydanoz mu? Ya. Bu tiner kokuyor bu. Bu tiner tenekesiydi eskiden. aromatik ot dedik değil mi? Biraz kokacak tabii. Bana bak. Pideleri fırına attın mıydı? Sarmaları da ocağa vurdun muydu? Oh, bitti gitti işim. Haydi gel bir tane selfie çekek ya. Haydi gel. Poz ver, poz ver. Sırıt. Of. Ay, şunlar da soğumuştur. Haydi alalım. Tut bakalım sunucu. Aa. Tut bakalım duş ses. Haydi gençler.
Haydi. Maşallah dağ gibi olana. Maşallah dağ gibi olana. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum? Neye daldın öyle? Neye bu kadar kızgınsın? He? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne oldu sana? Keşke. Kusura bakmayın efendim. Bir şey değil ya. Bazı sorunlarım var da. Lan ne olabilir de yani böyle yakasına yapışmaya insanın gerek yok ya. Konuşarak hallederiz her şeyi ama ne diyeceksin yani sen? Geçim meçim der diyeceksin en fazla bana yani. Keşke benim hayatımda sizinkisi gibi böyle küçük, güzel, basit hayatlardan olsa. Küçük, güzel, basit hayat derken? Maaşlı adam rahat adamdır, yaşar. Ne derdi olabilir ki? Yani evde erzak mı azaldı? Kızımı ne zaman istemeye gelecekler? Falan filan. Aslında öyleydi de işte. Çok özeniyorum ya. Vallahi çok özeniyorum size ya. Ben patron olduğumda ne oldu oğlum? Omzumda 1000 kilo yük. Bankacısı, kredisi, vergisi, rekabeti, borç isteyeni, şusu busu, cehennem. Ah, fidonlar var değil mi? Niye bir tane memur intihar etmiyor da hep patronları intihar ediyor? Hiç düşündün mü Yaşar? Niye? Oğlum memur adam işini kaybetse gider başka bir iş bulur. Birikmişi yoksa gider ucuz bir evde oturur ama patron öyle mi? Patron iflas ederse dünyası yıkılır. Değil mi? Piyasaya borcu, vergi borcu, çalışanlara, prestiji, cemiyet hayatındaki yeri, kariyeri, her şey finito. İş sahibi olmak kolay mı sanıyorsun Yaşar ya? Değil. Büyük başın derdi de büyük olur tabii. Tabii oğlum yani benim teknem var da ne oldu? Hadi söyle bakalım benim teknem var ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Telefondayım oğlum teknede. Siparişler gitti mi? Sözleşmeler imzalandı mı? Dolar kaç oldu? Ya bütün yaz teknede böyleyim ya. Böyle geçiyor. Ne oldu oğlum sen bir terledin bir ter bastı sana. Hayırdır lan? Evet biraz terledim herhalde. Ya hastaysan git yat oğlum. Aa. Bir de şu personel izin listelerine bir bakıver. Bunların hepsi yaz geldiğinde aynı anda izne çıkmasınlar yani. Ne huzurlu bir iş ya. Ne huzurlu bir iş ya. Normal, sabıkasız insanlarla tatlı tatlı izin kavgası. Ne güzel bir iş. He? Ha, işte tamam ya, ilgilen şunu da bir hallediver, tamam. Niye diyor, memur de diyor, memur değil de diyor. Diyor patron diyor, intihar diye diyor, diyor. Niye diyor? Doğru soruyor. Darısı başıma. Benim ne tatlı bir hayatım vardı ya. Ay inanamıyorum bugün yediklerime. Ay ben bu eve geldiğimde genellikle çamur gibi bir mercimek oluyordu. Ya da böyle bulunduğu tabaktan çok memnuniyetsiz görünen bir kısır oluyordu. Ben şu an gerçekten şoktayım yani. Kendimi kaybederek yedim yemekleri ya. Ben Karadeniz'de olmuş olabilirim. Uy dememe 2 dakika var. Yalnız ben çok şaşırdım. Çünkü böyle sarmalar piştikten sonra hem ufalmış hem de lezzetli bayağı. En son bırakma kocaman kocaman görmüştüm onları. Yok ev küçük ya ondan size büyük görünmüş olabilir sarmalar. Tabii. Göz yanılması he. Göreceli bir şey büyüklük. O pidelerde Picasso resmi gibi yamuk yumuk ama fırına girdikten sonra demek ki şekilleri değişti. İşin hassası o. Ustalık orada. Hmm. Bana hitap etmedi. Tatlı yumurta kokuyor. Pideler de yumurta kokuyordu. Bence senin ağzın yumurta kokuyor. Aa! Kavgaya gerek yok. Allah sağlık versin. Allah başımızı yastığa koyduğumuzda huzurlu bir uyku versin. Safiye Hanım, siz bayağı hırslı ve iddialıydınız da şu son 2 gündür böyle bir sakinlik ve tevekkül görüyorum sizde. Acaba 10.000 TL'yi kazanmaktan vaz mı geçtiniz? Para mutluluk getirmiyor Onur Bey. Bu nereden biliyorsa. Hani ben bir kere bu kadar zevksiz bir sofrada Michelin yıldızlı şef yemek yapsa yine zevk alamam.
Hanımefendi, gösteriş yarışması değil bu, damak tadı yarışması. Pastadan çiçeklerle, heykellerle göz boyanların devri bitti. Yo, ben sizin yemeklerinizi de beğenmedim ki. Damak tadıma uymadı. Tatsız geldi. O senin kendi tatsızlığın bence. Diskalifiye, diskalifiye, diskalifiye. Allah Allah. Bence siz hastasınız. Bence sen hastasın, ben ustayım. Hanımlar, yapmayın ne olur. Ama piroveke ediyor Onur Bey ya, Allah Allah. Kendi pastanesinin tanıtımını yapmaya katılmış programa. Anlamıyoruz mu biz? Şampiyon belli de zati. İkinci kim, onu açıklayın. Ne güzel bir işim vardı benim ya. Evet, Haziran'da. Yaşar Yüksel. Kimsiniz? Ne oluyor? Yaşar Bey, bu Yavuzlar size dadanmış galiba. Biz onların hakkından geleceğiz. Allah'ım şükürler olsun. Emniyetten misiniz amirim? Sivil misiniz? Ne emniyet ya? Beni Karşıyakalı Bela Murat gönderdi. Kusura bakmayın, önceden haber edemedik. Bela geliyorum demez zaten. Buyurun, ne vardı? Bugün ne belalar var menüde? Şimdi hani bu Yavuzlarla bizim bir husumetimiz var zaten. Mirasa bizi ortak edersen seni koruruz. Murat abimin mesajı bu şekilde. Ayrıyeten selamı var. Kimsiniz lan siz? Kaç kişisiniz oğlum? Teksas mı lan burası? Teksas mı burası? Niye hepiniz bana musallat oldunuz lan? Lan! Bırakın beni! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! Sen otoparktan mısın canım? Araba mı çekiyorsun? Biz çekmiyoruz. Genelde çok çektiriyoruz. Ha, kolay gelsin. Tamam canım ama biraz sessiz olun. Burası iş yeri ya. Hadi sessiz, sakin çekin oğlum arabanızı falan. Hadi. Yenileri nasıl bozdun? Eskiler kadar kötü. Nasıl? Şunu demek istiyorum. O kadar kötü ki iyi diye bir tabir vardır sanatta. O yüzden süper resimler. Bir şey anlamadım ama beğendiysen mesele yok. Tabii ki. Olağanüstü. Ozan'ın bir fikri var. Diyor ki babaannem sergiyi kendi adıyla açmasın. Niye? Utanıyorlar mı benim resimlerimden? Aa, olur mu öyle şey? Aşk olsun. Modern sanat biraz böyledir ama. Protest sanatçılar takma isim kullanırlar. Mesela Banksy diye çok ünlü sokak ressamı var. Kimse gerçek adını veya yüzünü bilmiyor. Ben de tanımıyorum onu. Şu sokaklarda karikatür çizen çocuklardan. Yok. Grafitileri 1 milyon dolara falan satılıyor. Aman! O zaman bana hemen bir takma at bulmak lazım. Gençken bana Civan Yandı Zahide derlerdi. Ay, Civan Yandı desek mesela. Pek o tarz takma isimler değil. Ha. Daha çok adınızın kısaltması gibi. Zay mesela. Zay. Zay. Ay çok havalı. Ay ecnebi gibi. Misafir gibi gidersiniz, ha, kimliğinizi gizleriz. Zay resim sergisi. Meçhul ressamdan klasik resme alaycı bir fırça atışı. Ay muhteşem. Böyle yazsınlar Çiğ'ye. Peki o 3 saatlik sergi biraz kısa değil mi? Bence çok daha ilgi çekecek. Sonuçta korsan bir ressamın korsan sergisi. O 3 saat içinde gördün gördün. Göremedin gitti. Ay Allah'ım sen bana güç ver. Ay ben tarihe geçeceğim. Efendim herkesin eline sağlık. Şimdi puanları açıklıyorum sondan başa doğru. Hadi inşallah maşallah subhanallah. Sonuncu olan isim... Gizem Hanım. Aa! Ben mi kazandım? Kız ben mi kazandım? Allah'ım inanamıyorum. Aa nasıl oldu bu be? Kız sondan başı sayıyor. Sonuncu oldun. Ha, sonuncu mu oldum?
Ha, mantıklı vardı, o daha mantıklı. Olsun, beşinci oldum. Beşinci olmak da bence çok güzel bir sonuç değil mi kız? Beşinci, beşinci oldum. Efendim zaten bakıyorum, siz bu iyimserlikle herkese bol keseden puan dağıtmışsınız. Şu an bakıyorum 8, 10, 9, 9 diye. Ay canım benim. Maviş. İstanbul hanımefendisi. O puanı kime vermiş ki acep? Safiye'ye. Sağ ol canım, sağ ol. Sonuçta bu bir oyun. Hayatta her şeyin başı sağlık ve huzur. Vermişiydi o zaman kız. Bilseydim vermezdim. Ne bu bu da? 2 gündür keşiş oldu ha. Evet, sıralama. Efendim, 4. 27 puanla Tony Bey. Allah bin bereket versin. 3. Safiye Hanım, 30 puanla. Üçüncülük güzel. Burada dikkat çeken Şenur Hanım'ın kendisine 0 puan vermesi. Çüş. Hemen sabah hitap etmedi, Allah Allah. Onun için mi 3 günlük yedin? Ama neyse, ye afiyet olsun. İç huzurumuz olsun da. Yani efendim bu durumda birinci ya İlayda Hanım ya da Şenur Hanım. Sizce kimdir? Açıkçası ben de çok kararsız kaldım oy verirken. Kıl payı bir fark var. Benim de tansiyonum var, şekerim var, kalbim var, topuk dikenim var, desturluğum. Onu bu bir başıma yetiştirmişim. Bana verin olur be oyunuzu. Yani bu ülkede eğitime önem veriliyorsa yüksek puanı bana vermişsinizdir tabii ki. Sonuçta bu işin eğitimini aldım. Evet, İlayda Hanım 31 puan almış. Evet. Şenur Hanım ise 32 puanla birinci. Eyyo! Tata! 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 Ne oldu ya? Kaldınız şeytan şaplamağı gibi. Bu başarımı Karadeniz'e yolluyorum. Karadenizli gıda şirketlerinin de hediye ve reklam tekliflerini bekliyorum. Buradayım. Efendim, tekrardan tebrik ediyorum. 10.000 TL sizindir. Pardon, özür dilerim. Ben burada bir girmek istiyorum. Bana çok enteresan bir mesaj geldi. Bu mesajda bazı görüntüler var. Şimdi bir tane Karadenizli bir kız var şu an. Ben ismini çıkartamadım onun. O kız buraya geliyor, bunun bahçesindeki yemekleri alıyor, kendi getirdiklerini koyuyor. İkisini değiştiriyor. Çok enteresan bir durum var burada. Peki bir bakma şansın var mı? Tabii ki, buyurun. Açtım, şöyle bakın. Hayır ya, komplodur o, eskidir o, montajdır o. Ya ben, olmadı öyle bir şey ya. Şenur Hanım, bu tam sizin yemekleri soğumaya koyduğunuz an. Wow, skandal. Ya yok, yapmam ben ya. İçim almaz. Allah Allah, onun ocak başına yemek getirdi denmesin diye, töhmet altında kalmayın diye menüye ızgara et bile koymadıydım ya. Öyle temiz kalpli insanım ben ya. Yalnız Şenur Hanım, bakın görüntüler çok net. Kız kim çekmiş? İsmini vermek istemiyorum ya, bir izleyici. Ben sonra anlatacağım ben sana. Efendim, maalesef sizi diskalifiye etmek zorundayız. Diskalifiye, diskalifiye, diskalifiye. Ama ben mağdurum ya. Çok şaibeli bir durum var Onur Bey ya. Lütfen tekrarlayalım ya. Yemekleri yeniden yapalım. Yeniden oylama yapılsın. Şenur Hanım, lütfen sakin olun. Efendim, birincimiz İlayda Hanım. Yes! Yes! Ben kazandım. Her zaman ben kazanırım. Şampiyon benim. Kaybedenler kulübü, kaybedenler kulübü. Hepinizi tokatladım. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. İlay patisseri çok yakında hizmetinizde. Ve orada benden daha sempatik elemanlar çalışacak. Ha, ha, ha.
Oğlum salatalıklar niye pörsük ya? Niye tazesini almıyorsunuz ya? Bıktım, vallahi bıktım ya. Ya gidip alışverişte kendim mi yapayım? Yıldırdınız adam, git içeri. Talip, Talip ne güzel hayatın var. Talip, hayatın kıymetini bil Talip. Bir daha söyle bakayım, problemin neydi? Keşar abi hayırdır? Neydi, neydi söyle? Salatalıklar pürsük. Allah'ım, müzik gibi. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel problemlerin var. Hayatın kıymetini bil Talip. Abi iyi değilsin sen Yaşar abi. Değilim, değilim. Miras kalan şirkete gittim, karmakarışık dışarı bir çıktım. Mafyanın adamı, öbür tarafta da o manyak oğlan bekliyor. Oho, eve de gidemedim. Kızlar evde, takip ederler dedim. Dolandım, dolandım, buraya kaçtım. E abi şirkete gideydin, şirket daha güvenli. Oraya da ikinci mafyanın adamı geldi seni ötekilerden koruyalım diye. Hayda, bu nasıl iş ya? Vallahi hayatım kaydı, vallahi hayatım. Abi acaba ailece kaçsanız mı ya? Ha? Daha ne bileyim, bir süre ortada görünmeseniz. İrfan abi? Kim o ya? Aa, Yaşar! İrfan abi sen ölmedin mi ya? Sen ölmedin mi ya? Yok, yaşıyorum. Buna da yaşamak derlerse. Sen şirket meket kurmadın mı? Ne şirketi oğlum? Bir tek emeklilik var. Geçinemiyorum. Köye gideceğim, köye. Sen bizim mahalleye nereden geldin ya? Allah mı gönderdi seni? Yok, kendim geldim. Telefonum bozuktu, onu getirdim. Yaşar, sen nasılsın? İyi misin? Abim, abim. Tekstilden İrfan abim. Seni gördüm, o kadar iyi oldum ki. Yaşar Bey, acil toplantı yapalım dedin ama... burası neresi? Arabayı mahalleye sokamadım. Burası benim güzel mahallem. Avukat Bey, ben o Yaşar Yüksel değilmişim. Aa, vallahi mi abi? Karıştırmışlar mı? Benim İrfan abi bu. Tekstilden atölye başı. Sizinkini hiç tanımıyorum. Gerçekten mi? Bugün beni başka bir Yaşar Yüksel aradı. Gebze'den, kendi fabrikasından. İrfan Bey'in söylediği benim dedi. Bingo! Sana sordum, İrfan Bey'le fotoğrafları varmış. Akşam gelip gösterecek zaten. Ben de sizinle bir şeyler konuşacaktım bu konuyla ilgili. Çok güzel, çok güzel ya. İşte sizin adamınız o Gebze'deki Semih Bey. Ben sizin İrfan Bey'i tanımıyorum ve bundan da çok mutluyum. Yaşar Bey, aşk olsun. Niye sohbet etmeden kaçtınız? Lan, beni hatırladın mı? Arkadaşlar, hepinizi hatırladım. Bir daha da unutmam. İrfan Bey'in avukatı. Bak oğlum, babanın avukatı o. Ben o Yaşar Yüksel değilmişim. Ne demek o? Miras kime kalmış? İsim benzerliği efendim. Mirasçı olan Yaşar Yüksel Bey başka. O zaten yolda, geliyor kendisi. İyi. Tanışmış oluruz. Ne zaman geliyor? İki çift lafım var o herife. Ha yavrum, aferin yavrum. Sen ondan konuş. Değilir. Ben başka bir Yaşar Yüksel'im. Beş kuruşsuz, maaşlı, sabit gelirli bir memurum. Ve harika bir hayatım var. Karamara yok muymuş yani abi? Hiç yok oğlum. Hiç yok. İrfan abi, senin telefonun tamir parasını ben vereceğim, tamam mı? Talip! Akşam eve gel, çay içeriz oğlum. Ya sen... Allah sana ömür versin. Allah sana ömür versin abim benim. Haydi görüşürüz. Şunlara bak, şunlara, şunlara. Lan! Talip, bekliyorum oğlum. Çok güzel bir gün. Güzel bir gün. Talip! Hiç paramız yoktu, simit alabildik. Ne olacak abi ya? Vallahi gitti 3 milyon dolara. Sağlık olsun, ne yapacağım? Ruh sağlığı, ruh sağlığı olsun oğlum. Bu gece deliksiz 12 saat uyuyacağım. Aptal aptal rüyalar göreceğim. Of baba ya, internetim bitti. Aa, ne güzel kızım işte. Ay başına kadar yan evin Wi-Fi'yle idare et. Bahçeye çıkarsın. Yan evin duvarına yanaşa yanaşa internette bakarsın. Vallahi bunlar çok güzel anılar ya. Vallahi öyle. Yaşar Yaşar, demin bir baktım. Kol gibisi parası gelmiş. Fatura çılgın atıyor. Suları keserlerse ne eğleniriz? Cengiz Bey'in oradan kovalarından su taşıma keyfi. Sefalet'in gözünü seveyim ben. Ben o adamları ima etmesini bilirdim de işte gerçek Yaşar Yüksel başkası olunca... ima ederdin. Geceleri kapını kilitleyip uyuyordun dayı. Sus kız, saçaklı. Sen sus be, sözlümün yanında. Bu çocukların böyle gereksiz kavga ve terbiyesizliklerine bayılıyorum ya. Gülüz oğlum, bırak lan 3 milyonu falan. Kendine şöyle sigortalı, düşük maaşlı, sıkıcı, monoton bir iş bul, hayatını yaşa be. Hayat yaşama kavramın bu mu enişte? Kesinlikle oğlum, kesinlikle öyle. Öyleymiş yani.
Artık benim hayat felsefem azıcık aşığım, ağrısız başım. Sabit gelir diye tişört bastırıp onu giyeceğim. Ama onun için de ay başını beklenmemiz lazım. Yaşasın memuriyet! Bu kim ya? Cengiz Bey. Sabah 8'de işte oluyor. Mecbur sabah 8'de işte olacağız. Tamamdır Cengiz Bey. Ya ne güzel ya. Başka birinin senin hakkında her şeye karar vermesi ne kadar güzel bir şey ya. Salla başı, al maaşı. Oh! Dünya umurumda değil. Yani çiçek gibi hayatım var yeminle. Olsun. Bir yerde misal Talip'te senin iyi yemek yapabildiğini öğrenmiş oldu bu vesileyle, değil mi? Sağ olsun. Ay bütün malzemeler de hep kendi aldığı, eli de bol, en sevdiğim karakter tarzı. Helal hoş olsun ya. Bütün param da bitti ha. Neyse, kız kardeşlerim borç ver uba. Ne borcu? Bu hafta memleketten dönerken babam bana 500'lük harçlık vermişti. Ama hepsini harcadım. Biraz da çeyiz meyiz aldım, oraya da gitti param. Çeyiz iyi. 500 kötü. 500 dolar zar. Gerçi o da sizin için bir para değil ki yani. Aa, öyle deme Şenur teyze. Biz de dar gelirli insanlarız. Yani sonuçta benim babam garip bir balıkçıydı yani. Değil, balıkçı derim. Balık tüccarı, he? Yok, balık tutuyor. Anlatmıştım ya sana. Teknesi var dediydin. Var. Balıkçı teknesi var. Ama İlayda Hanımların kız kardeşisin. Kız kardeşiyim, evet. Ama manevi, maddi değil. Babamla Levent abi kardeş gibidir. Öyle ne zaman başımız sıkışsa Allah razı olsun yetişirler bize. Ama tabii onlar milyarder. Bizim bir tahta evimiz, bir takamız, bir de sayımız var. Öyle o kadar durumumuz iyi değil. Ama nişan kız tarafınındı ya. Levent abi söz verdi, nişanımı yapacak. Sağ ol. Hayırdır? Azıcık kendime geleyim diye. Teyin var ya içinde teyin. Bir uyandırır ha? Ben içince oleyi diye biliyorum ama. Aman sen nereden bileceksin ya Allah'ım. Garibanın ya gelmiş Rize'nin bir köyünden bana burada teyin anlatıyor. Şenur teyze. Ben senin bana niye bozulduğunu anladım ha. Nişan yüzünden değil mi? Nişan lafına sebep. Nişan. Boş ver herif ya, sen acele etme ya. Nişanlı Talip'in sağ solu belli değil ya. Talip'ten bir hayır gelmeyecek sana belli. Sen yanlış anladın. Ben sana ne zamandır diyemedim ya. Şenur teyze şey. Ben sözlendim. Ne? Ani oldu. Bizim memlekette ne zamandır beğendiğim biri vardı. Böyle çok acayip bir insan ha. Meğer yıllardır o da beni beğeniymiş. Bu gidişimde karşılaştık. Öyle anlaştık, oldu. Maşallah kıza bak. Bu hafta da temelli Karadeniz'e yerleşiyorum. Sonra da nişan olacak. Yani sen hem fakir hem de nişanlı mısın? Ne demek o? Yok, birinden biri olmayaydı. Beni şu an hastaneye kaldırıyorlardı. Nişanlın kim ki peki? Hani vakti yerinde mi? Canım benim ya. O kadar üzdüm seni. Hala daha benim geleceğimi düşünüyor. Böyle çok çalışkan, dürüst, evcimen bir kişi. Tam hayalimdeki insan. Yani böyle Talip Bey'den iyi olmazsın ama bu da resmidir. Çok yakışıklı değil mi? Ben bunu nereden tanıyorum ya? Adı Dursun'dur. Takma ismi Reis. Cenede de İstanbul'da çalışıyor. Ben bunu bir yerden çıkaracağım ama. Haydi bakalım. Hakkını helal et ha Şenur teyze. Ben ciddiyim. Oldu, oldu. Talip Bey de uzunmasın ha. İnşallah Allah onun karşısına da böyle hayırlı bir kismet çıkarır. Ne edelim? Öyle oldu. Amin. Oldu iyi güle. Yolu biliyorum, ben gelmiyorum ha. Sağ ol. Oldu. Oldu. Haydi hoşça kalın ha. Oldu, hoşça kal. Unutmayacağım seni. Ben de. Ha.
Dünya samırsak bayramı. Uğursuzsun. Seni hiç sevmedim. Uy. Ben o çocuğu nedir çıkartacağım ya? Allah'tan takma isim, Allah'tan. Oğlum, 3 saate bitiyor bu iş. Sıkıntı yok. Bırak annem hevesini alsın. Bizim için çok iyi oldu bu kurs işi. Mis gibi oldu, mis. Son Ses Gündüz dizisi yankılanıyordu evde bütün gün. Vay ha. Hani boyalar zayi olmuş gibi mi? Şişt! Saçmalama! Herkes resimlere bakıp gülüyor zaten. Fark etmiyor musun? Hayır, gülmüyorlar. Şaşırıyorlar sadece. Ne düşüneceklerini bilmiyorlar. Onları biraz yönlendirmek lazım. Pardon. Ben bu resmi almak istiyorum. Beğendiniz mi eserleri? Çok. Çok orijinal. Hadi keyfim yerinde peki. Aşk olsun doğrusu. Yani resimlerle kara mizah yapılmış burada. Güldürürken düşündüren resimler bunlar. Mona Lisa da çok iyi. Bence müthiş. Müthiş. Lizası gitmiş, Mona'sı kalmış. Eser sadeleşmiş yani. Evet. Mona Lisa'nın orijinalinden daha yalın, daha çarpıcı. Ben görür görmez öyle afalayıp kaldım. Bu Mona Lisa satılmadı değil mi? Hayır, daha satılmadı Ali Aram. Yeni fiyat listemiz de şu. Aa, hiçbir şey değil. 15.000'den başlıyormuş. Şaka mı oğlum bu fiyatlar? Resimler de şaka zaten. Abla, sen de fiyat listesine bak. Birer tane kapalım. Aa, ben gözüme Medusa'yı kestirdim zaten. Yatak odama asacağım ben bunu. Böyle sabah uyanınca ilk bunu göreyim istiyorum. O kadar provokatif çizgiler ki. Zayi'nin dehası bu. İnsanı bir çarpıyor. Ben Van Gogh portresinin parodisini ayırtabilir miyim? Hemen ödeme yapabilirim. Ay, efsane oluyorum. Oğlum, bu insanlar bu resimlere para veriyorlar lan. Pardon kızlar, hangisi satılmamış bu resimlerin? Derhal almam lazım çünkü bir tanesini. İleride bunlar bir servet olacak. O kadar az sayıda eser çıkartıyor ki hiç bilmiyorum ne kaldı. Sefa Bey. Kaplumbağa Terbiyecisi'nin yeni yorumunu nasıl ayırtabilirim? Yani ödemeyi nereden yapıyoruz? Bir dakika, bir dakika. Onu ben ayırttım önceden. Şu an ödüyorum hatta. Mona Lisa'yı ve İnci Küpeli Kız'ı da istiyorum. Bütçen yeterse tabii. Bütçeyi yerler ya. Venüs'ü de istiyorum. Hatta şunu da istiyorum. Nazlı Hanım, masaya geçelim isterseniz. Böyle olmayacak. Yalnız bak ayırttım. Kaşla göz arasında başkasına satmayın. Ayol, 15-20 bin liraya alıyorlar ya benim resimleri. Ay, rüyada gibiyim sanki. Anne, ben parasında değilim de... Ya yalan be, vallahi şu an full parasındayım ya. Yürü be anne, kim tutar seni? Helal olsun sana. Ay, hayatımın en mutlu günü. Ya bir de resim kursuna gitmiyordun. Bundan sonra gitmeyeceğim zaten. Ne? Ben çok doğal bir yeteneğim yavrum. Yani o kursa gidersem çizgilerim bozulur diye korkarım, Allah korusun. Olur mu anne? Her şeyin başı eğitim ya. Oğlum, sen şimdi resim sanatını bana mı anlatıyorsun? Ben bir defa bütün evi atölye haline getireceğim. Siz ikiniz de akşama kadar takılacak yer bulacaksınız kendinize. Biz mi kendimize yer bulalım? Evet. Sanatçıyım ben ayol. Yalnızlık isterim. Tek başıma olmak isterim. Sessizlik isterim. Siz de nereye gidiyorsanız gidin canım. Aa. Hadi tebrikler şekerim. Oğlum havalara girdi anne. Ay, bu sitede hiç ilaçlama yapılmıyor galiba. Etraf haşerat dolu. Sergiye mi Gizem Hanım?
Resimden anlar mısınız siz? Hayatım bak, yıllarca benim resimlerim bütün gazetelerin hafta sonu eklerini kapaklarını süsledi. Senin haberin var mı? Fotoğraf onlar. Ay neyse, şimdi size düzeltmeyeceğim çünkü bir ömür sürer. Yani boşu boşuna da sergiye gitmeyin çünkü hepsini ben aldım. Neyin hepsine? Resimlerin. 6 tanesini. En iyilerini. Gerçekten? Evet. Vaktinde gitseydiniz canım. Yani böyle korsan sanatçılar kolay yakalanmıyor sonuçta. Hem sergi de bitmek üzere zaten. Anladım. Pardon, özür dilerim. Sen ne kadar ödedin resimleri? 130.000 lira. Ama değer. Ya galiba bu sefer de sizin resimlerinizi mi ben almış oldum? Ya peki fırsatları kaçırmanız ne olacak? Ya ah, bu ben var ya, bu ben ya. Oy. Yok, benim resimlerim değil. Tabii. Zayı'nın resimleri. Zayı. Ay Zayı be, vallahi canım Zayı gerçekten. Sen biliyor musun Zayı kim? Ha, hayır, onu kimse bilmiyor. Bilmiyor, ben biliyorum. Zayı benim kayınvalidem. Anlamadım. Zayı Zahide ayol. Zahide kayınvalidem. Kadın bir hafta önce resim kursuna başladı. Bir haftanın sonunda seni 130.000 lira kazıkladı mı bu kadın? Ay. Nasıl kayınvalideniz ya? Ozan'ın babaannesi mi? Bilmiyorum. Kız ben o resimlerden 10 tane yaptırırım yarın kendime ama ne yapacağım o resimleri? Yuvuk yuvuk çabuk çabuk şeyler. Ay seni bayağı 130 bin. Enayisi ilgilemişler kız. Kız o resimleri 130.000 lira verdin. Kız gel buraya, karpuz kesici yedik. Nazlı. Pişt. Anlamıyorum. Ay Zayda. Canım Zahide'm benim, annem, annem. Ay inanamıyorum, intikam soğuk yenen bir yemekmiş gerçekten. Oh, bir ferahladım. Ay yemek demeyeceğim, yemekten çok sıkıldım ha. Yemek görmek istemiyorum bir süre. Yemek de izli görmek istemiyorum. 130.000 lira ne ayol? Ay ilahi adalet. Hocam. Benim kağıt mendilliğim nasıl oluyor? Ha, çok güzel, devam et. Benim tepsim nasıl hocam? Tamam, çok güzel. Devam edin lütfen siz de. O desen yamuk yaptın baba ya. Sensin yamuk be. Beni de sen yaptın.